Burcu dün konuşulanlardan sonra bir hayli kötüydü. Burada sancılandı. Ambulansla doktorumuza götürdük. Burcu şimdi iyi misin? Daha iyiyim. Peki. Şimdi Burcu'nun hamile olup olmadığına Ali yani eşi inanmadığını söyledi yayından sonra. Hatırlıyorsun değil mi? Zahide Hanım kendisine sorarsanız sağlık ocağına hamile olduğuna inanıyor musun? Götürmüş. Hamile olduğunu zaten biliyorum. Peki. Hastaneye zorla ben götürdüm. Kaç aylık olduğunu biliyor musun? Onunla kararlı değil sağlık işte. Sağlık ocağında sana söylediler yalan atma. Kalp atışlarına kadar duydun. Aşıya gitmedim sen götürdün beni. Neden aşıya gitmedim? Çünkü o gece aldatıldığımı öğrendim. Sabah telefonumu evde bıraktım. Hiçbir şekilde bana ulaşamadın. Sana telefonumun şarjı yok dedim. Geldim beni Gülten. Ki. Kuaförden aldım benim arkadaşımda. Sen nasıl öğrendin aldatıldığını o gece? Zahide Hanım kendisi zaten Alanya'ya gitmişti çalışmaya güya. Benim oğlum bana söyleyip duruyordu. Anne telefonla konuşmaları var. Ama ben şey getirmedim. Kötü bir şey getirmedin aklına. Getiremedim. Çünkü kendi öyle şeyler söylüyordu ki. Hani senden ayrılırsam ölümüm olursun. Ondan sonra senin üstüne gül koklamam. Yeri gelir dedi. Nasıl desem sarhoşken bile omuzumda ağlardı. Ben de kendisine söyledim. Ne onun ailesinin ona faydası var ne benim ailemin bana faydası var. Benim ailem ben buraya çıkmadan önce ailemle görüştüm. Ailem bana birazcık destek olsaydı şu borç konusunda ben yine buralara kadar çıkmazdım. Peki Burcu sen o gece ne yaşadın da öğrendin? Nasıl öğrendin? Alanya'dan geldi. Telefonu elimdeyken çaldı. Kimdi arayan? Damla adında bir tane bayandı. Ne olarak kayıtlıydı? Damla diye kayıtlıydı. Açmadım hatta. Hiçbir zaman elimi telefonuna dahi götürmedim. Bakmadım. Nereden bildin o kadınla beraber olduğunu? O gün şüphelendim Zahide Hanım. Çünkü bir ay önce bana diyor ki Alanya'da iş çıkacak beraber gidebiliriz diyor. Ondan sonra birden Alanya'da bir hafta sonra iş çıkıyor ve kendi tek gitmek istiyor. Ben kendisinin o çocuk da öyle söyleyince ister istemez kafamda hani şüpheler oluştu. Yüzleştin mi? Kadınla mı konuştum telefonla Zahide Hanım? Ekran kimmiş görüntü... kadın? Kadın kimmiş? Masörmüş. Ha, hatta, o masör bu yakaladığın kadın. Evet hatta şöyle bir şey var Zahide Hanım. Kendi bakın kendiyle makyaj yapıp çıkardım giyinip çıkardım. Dışarı geldiğimde beni döverdi. Elini tutmadığım zaman da dayak yedim. Dışarıda bir erkek bana baktığı zaman tutup bardağı kırdığı zaman da oldu denize gidiyorduk. Yemek yemedim. Yani seni bir hayli kıskanıyordu. Evet o vardı. Ondan sonra ben de dedim ki hadi lan dedim artık kendimi salıvereyim. Sadece eve gelmesine yakın dedim hazırlanayım. Telefona konum yükledim canlı konum. Ali'nin telefonuna. Evet ona da benim telefonuma da oğlumun telefonuna da ki o zamanlar telefon dahi kullanmıyordum. Benim hatalarım oldu olmadı diyemem ama onun daha çok hataları oldu. Herkes boşanabilir. Tabii ki. Ama hamileyim. Kendi de biliyor bana hiçbir elin değmediğini. Ama senin kaç aylık hamile beni, olduğunu bilmiyor. Zahide Hanım sağlık ocağında beni aşıya götürdüğü zaman kadın söyledi ya. Hemşirenin numarasını vereyim bağlanın. Peki. Burcu bir dakika. Ben ölene kadar aç kaldım. Kadın simit getirdi. Yemedim. Onu bile yemedim. Şahit aldım koydum. Ben yine dün aradım çocuğum için. Dedim ki hadi yeter artık. Senin de hataların oldu. Benim de hatalarım oldu. Peki Burcu bir dakika. Konuşacağız hepsini. Ali. Peçete alabilir sen, miyim ya? Tabii ki getirin arkadaşlar. Sen... Burcu'yu aldattın mı aldatmadın? Hayır. Aldatmadın mı? Kendisi söylesin. Çarşıya gittik. Kardeşimi önümüzde bir tane cıplak bayan gördük müydü yolumuzu değiştirdim ben. Ne gördün mü? Açık saçık bayan gördük müydü yolumu değiştirdim ben. O benim önümdeydi Zahide Hanım. İhbarcımı arayın lütfen arayın. Ben iki sayfa dolu... Sen buradasın nasıl olsa. Burcu sen söyle ben ikiniz de dinliyorum. Zahide Hanım iki sayfa dolusu not bıraktım da gittim habersiz. İki sayfa dolusu not bıraktım. Tamam ve Burcu o zaman seni aldatmadığını söylüyor. Yemin ederim ki bir çocuğumu onun yüzünden düşürdüm. Ayaklarına kadar gördüm parça parça. Yine akıllanmadın ay, ama. Yemin bu
Peki şu Burcu çocuğumu, sen... diğer çocuğumu da görmek nasip olmasın Allah ki Allah aldatıldım. Öyle şeyler söylemeyin ya, normalde de söylemeyin. Peki Ali seni aldatmadığını söylüyor, yalan mı söylüyor? Yalan, yemin ederim yalan. İhbacımı arayın ya, benim yemin ederim. Günlükte herkes biliyor ya. Hadi diyeyim ben bir kere aldattım, sen kaç kere aldattın? Örnek olarak. Hadi ben bir kere aldattım, sen kaç kere aldattın? Gül koklamam diyor, kaktüs evden çıkarttın. Ben hiçbir zaman seni aldatmadım. Nasıl olacak? Yalan atma, ne evden çıktı? Adam evden çıkarttı. Ben neredeydim, seninle beraber değil miydim? Benim evimde ne işi var? Ha Çağatay tek kalıyor. Bir dakika, Çağatay tek evdeydi. Hı? Ali, defalarca sana yalvardım. Dün de dedim Zahide Hanım, ben gideyim kadın sığınma evinde oturayım doğumumu yapana kadar. Mart ayı otelim açıldığında da ben yine kendimi toplarım biliyorsun dedim ona. Burcu. Al Çağatay'ı yanına dedim. Ya, ona bile razı Burcu, olmadı. Burcu uzatma. Ya, sus, hikaye bitti. Sus. Senaryo bitsin. Yazma. Ben dayalı döşel evin yapmadım. Vardı, niye bozuyorsun? Aldattın. Dayalı döşel evini niye bozuyorsun? Ali'yi de bir duyayım Burcu. Ya senaryo yazma, hikaye bitti artık. Çocuğu bitsin, uyuttun bitsin. Ama çocuk uyandı, masalı bitir. Ne masalı masalı ya? Masalı bitti. Sen borcunu öde. Ben dün sana diyeceklerimi dedim. Ali uyuyan çocuk sen miydin? Mahkemeden sonra mahkemeye de görüşmeyelim. Bir dakika Burcu, paraya da geleceğiz. Ya, uyuyan çocuk, çocuk sen miydin ya, Ali? Ya uyuyan çocuk millet. Ağlamasıyla acındırmasına gerek yok. Ben de ağlayayım, kendimi acındırayım o zaman. Senin ağladığını söylüyor zaten. Yalan atma. Omuzunda ağladığını ben söylüyor zaten. Ben acındırayamıyorum. Lan omuzunda ağladın da dedin ki ölsem tabutumu taşıyacak dört adam yok. Evet yine yok. Benim arkamdan ağlayacak tek sen varsın derdi. Sözde yok ama. Arkamı döndüm ya daha var. Onu da unutma. Tabii tabii. Kimmiş o da? 200... Ailen. Ailen. Ailen mi? Sahip sana 200 milyon daha kontür göndermeyen mi? Alanya'da çalışırken... Masör kadınla para yerken beni aradın da bana para gönderir misin dedin. 3 dakika sonra 1 milyar gönderdim. Murat bile sana dedi ki ağız eğdiğin kadına mı şey yaptın? Ya yeter Zahide Hanım. Şey, peki bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir şey diyebilir miyim? Sen ya ne istiyorsun? Ya. Sen ne istiyorsun onu söyle bana. Git ya. Ne istiyorsun? Ben Ali. Sana dün diyeceğimi dedim. Ne dedin? Ben yine dedim bak hadi çocuk için son bir kez barışalım. Sen ne dedin? Ya niye mahkemede barışacağım? Geliyorum 81 ile rezil oluyor. Sonra sahneden alıp gireceğim ben. İstemiyorum. Bir dakika. Böyle bir mantık Ali, bir var dakika. Mı? Burcu bir dakika. Bir dakika. Hamza iyi misin? İstemiyorum artık. İyiyim. Ha? İyiyim ama. Hamza'ya bakıyorum. Hamza'nın omuzlar düşmüş. Benim ne işim var burada diyor bir taraftan. Aynen öyle oluyor ablam be. Ah Hamza. Ah, gerçekten senin ne işin var? Bak bunlar karı koca. Bunlar kavgada eder. Bunlar birbirleriyle dalaşır da. Ve evde de bunlar yaşanmıyor mu? Bunun başlangıcı zaten ama, bu adam ya. Burada ben vallahi ben Hamza sana gerçekten yürekten üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Keşke kendi yuvanı yani kuraydın. İyi bir adamsın. Ben burada Hamza'yı görüyorum sonra dolaşıyor. Hepiniz görüyorsunuz. Adamcağızın hali yok. Ya iyi iyi yürekli olduğuna da inanıyorum. Sen, Ali sen de öyle şeyler söylüyorsun ki bazen. Gül koklamam diyordun kaktüs evden çıkmıyor falan. Ya niye çıkmıyor? Nereden buluyorsun bu lafları? Vallahi billahi böyle kalıyorum. Peki şimdi bir kere Ali sana şunu söyleyeyim. Senin evet. Karın hamile. Olabilir. 8 aylık hamile. Oğlun evet. Mu kızın mı olacak acaba? En son oğlandı, kıza döndü. Kızdan geri oğlana döndü. Şimdi kız. Biraz sonra söyleyeyim sana. Ya söyleseniz de heves kalmaz Zahide Hanım. Ya bu heves heves dediğin Ali. Ya olur bak, mu? Kötü bir şey bir yıl sonra şimdi. Hayır. Bir yıldır susuyorsun. Burcu yapma. Evlilik öyle bir şey değil. Adam diyor ki ya bu adam nereden biliyor bunun hesaplarına ipotek konulduğunu. Parayı benden ister dediğini bak dün söyledi. Ya evlilik bu mu? Ya o zaman kirayı ödemediğin bak, zaman ben demedim mi kirayı istedi. Bu mu? Onda %100 haklı bak, olabilirsin ama, tamam, kirayı babalık da bu değil Ali. Bir dakika ya, Burcu. Ya tamam hamile olduğuna benim bir babalık şey demiyorum. Babalık da bu değil. Bak. Çocuk benim çocuk mu? Ben bunu evladına yaptığımın 1000 katını kendi evladıma yaparım. Yapmalısın. Yaparım. Bunu da kendi gibi iyi biliyor bak. Ağzını açar. Neyi biliyorum ya? Kendi çocuğum tek sana güvenirim bu hayattadır. Başkasına güvenememdir. Bak bunu da kendisi söyler. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Ama yokluğu da gösterdim o çocuğa. Hep varlık içinde büyütülmez. Bazen yokluğu görecek, bazen iyiliği görecek. Ay çıkardı götürmem. Gezdirdi Zahide Hanım. Ona bir şey diyemem. Babalık hasretini onda giderdi. Ben o gün de size söyledim. Parkta gitti oynadılar. Cumartesiden cumartesiye 300 lira 400 lira hep harçlık verdi. Bu çocuğun babası nerede?
Öz babası nerede? Zahide Hanım, ben onunla ilgili lütfen o konuları... Görüyor mu babasını? Yok, hiç mi yok hayatım? Hayır, biliyorlar yani. Artık. Görmüyorlar ama adamın neler çevirdiğini söylüyorlar yani. Yani... Fransa'ya başka bir bayanla Çağatay açıp gitti. Bunu bana anlatıyorlar yani. Çağatay eskiden onunla konuşuyordu ama pek fazla konuşmazdılar. İlgilenmiyor mu yani çocuğuyla? Ben istemedim. İlk başlarda ben istemedim. Kötü alışkanlıkları mı var? Vardı. Ya ondan da çektim ama bu derece değildi. Bu derece değildi. Benim hayatımı bitiren şu ikisi oldu. Sen başka onunla evlendin mi? Ya şunu kafana atasın var ya. Daha şunu benim oğlum ikimizi niye alıyorsun o zaman hayatına? Daha cahil cahil konuşma. Benim nikahımdasın. Benim çocuğumu da açıyorsun. Bu adamın ne işi var? Kiranı ödeseydin. Ya Zahide Hanım bir kredi kartı. Ya milletin avradı aç yatar, gidip susuz yatar, ağzını kapadır. Milletin avradı aç yatar, susuz yatar, ağzını kapadır. Milletin avradı gezmeye gider. Bizimki karakola gidiyor canı sıkılınca. O kadar şikayet değildir etmiyor. Ali ya. Hiçbir kadın da zevkten karakola da gitmez. Aa, yani. 24 Hayda kere gitti. 24 kere beni ya, telefonuma konum yükledim. Daha kalkıyor borcu ödü. Ya yalan atma ya. Sen işten gelince bile ben sana diyordum hadi çıkıp biraz yürüyelim. Niye yalan atıyorsun? Param yok dışarıda ne yapacaksın parasız diyordun. Ya ne kadar vardı? 50 milyon tek vardı yanında. Murat da yanımızdaydı. Murat'ta da vardı. Bir kola bir çekirdek alıp parkta hep beraber oturmadık mı? Lan sen evliyim de bana yüzük aldın mı? Yüzüğün yarısını kendi parasıyla aldı. Zahide Hanım yarısını da ben ek kat çıkardım kendisine sigortamdan dolayı. Yani sana yüzük bile alamadı mı tam? Hayır, yarısını da benim kredi kartımdan ödedim. Burcu, ondan sonra madem öyle bir şey sana bak, diyebilir miyim? Yüzük bile alamayan bir adamla neden evlendin annem? Kavga ettik Zahide Hanım. Bana dedi senin üstüne kuma getireceğim. Ben o lafı duyduktan sonra yüzüğü doğru düzgün takmazdım. Ben hiçbir zaman kendisinden ne aldım istedim. Yalanı ne güzel konuşuyorsun ana dilin gibi. İstedim. Helal hiçbir olsun. Şey istemedim. Ana dilin gibi konuşuyorsun ya. Yalan değil. O yüzüğü gittin tek alsan. Senin buraya gelme sebebin ne? Beni sinirlendirme. Senin buraya gelme sebebin ne? Ben tamam artık istemiyorum. Cumartesi de dedim barışalım. Dün de dedim karnımdaki çocuğum için. Bir çocuğum babasız büyüdü. İkinci çocuğum kız çocuğu babasız büyümesin merak dedim. Merak etme bunu annesiz büyüteceğim. Ama istemiyorum. Ali evet, tabii öyle canım, söylemeyin. Ben öyle sana söylemeyin. Vereceğim de gidip masördeki ya da pavyondaki kadınlarla mı büyüteceksin? Nah veririm sana o çocuğu. Şimdi laf Burcu söyledi mi? Aslında ama dün bana doktorun söylediği bir kızın olacak Ali. İnşallah şu hengamede sağ selamet o çocuğu doğurtabilirsek ne mutlu bize. Vallahi korkuyorum her an bir şey olacakmış diye. Ama şu anda en azından sağlıklı bir kız çocuğu şu anda Zahide Hanım zaten bebeğin kendi de aşağı inmiş. Erken doğum var. Kendi de biliyor benim kanımın olmadığını. Ben her ay hastaneye gidip kan alacağım zaman sen yanımda durmaz mıydın? Dün de niye her şeyi yalanlıyorsun? Niye bu kadar çok bağırıyor bu ya? Sana kızdığı için olabilir mi Ali? Dün de niye her şeyi yalanlıyorsun? Burada ne işin var? Aç yat. Hangi evde? Lan aç kaldığım zamanlarda oldu. Benim yemek yemediğimi çok iyi biliyorsun. Sen bana zorla yedirirdin. Tamam o kadar hizmete rağmen senin burada ne işin var? Niye durmadın kendini o zaman? Kendini niye reklam ediyorsun ya? Ya... Pamuk şeker gibi kendini niye reklam ediyorsun? Ya bir kredi kartını Zahide Hanım öder ertesi gün tekrar gider harca. Hanımefendiyi ya, ocak başına yeter, götürürük canı sıkılır. Yeter ya yeter. Arkadaşı gelir benim 400 milyonu yemediğim peyniri arkadaşı bana yer. Bana para yok dediğin zaman da ben seninle dışarı çıktım. Sen ikide bir parasız dışarıda ne yapacağız dedin. Ya çok gidip de seninle kaldırımda sahilde oturduk. Bana hikaye anlatma. Ama yine sen oturup içerdin de sarılırdın da giderdin yine. Ya Burcu yine bir dakika eve. Bak yeter çok bunlardan ya. Bahsediyorsunuz. Ağzının tadı olsun insanın. Yeter gider ya. Bir köşede bir kaldırımda oturur da iki muhabbet eder daha çok zevk alır yani. Burcu Hanım. Ağzının tadı Hanım. Olmasın. Hayır. Burcu bak sizin ağzınızın tadı kalmamış. Gelir. Peki Burcu bu. Telefon attığında ihbarcım yeter ihbarcım ya. Bağlayın diyorsun yeter. Ya. Bağladım. Sürekli hoş geldiniz. Hamza. Bir dakika. Hamza'nın bugün hiç sesi çıkmadı. Hoş geldiniz merhaba. İyi yayınlar. Şimdi sizin ihbarcınız olduğunu ve özellikle bağlamamızı Burcu rica etti. Şimdi Burcu ile Ali'nin ilişkisini siz yakından biliyormuşsunuz.
Peki nasıldı evet. ilişkileri, evlilikleri? Bir aldatma oldu mu? Ali Burcu'yu ya da Burcu Ali'yi aldattı mı? Hocam ben Burcu Ali'yi aldatmadım. Sürekli yanında olmadığım için bilemem. Ben baştan gideyim isterseniz. Çünkü Ali'nin birkaç söylediğini benim verecek karşılığım var. Buyurun. En başından ilerliyorum. Buyurun. Ali diyor ki ailesini nikaha çağırdım, ailesi gelmedi. Nikah kıyıldıktan, fotoğraflar çekildikten sonra nikaha çağrılma olur mu? Ali. Kim olduğu önemli değil. Sen nikah fotoğrafı, nikah bittikten tamam. sonra mı çağırdın aileyi? Hayır. Kendine şahit. Nikah günü aldığımız günden beri çağırdım. Babasını nikahı eve, siz bir... Babasını eve çağırdım. Başımıza büyük yok. Gel yanımıza babam dedim. Babam geldi. O gün de seninle kavgalıydı kız. Sen Alanya'daydın. Masörünün yanındaydın. Kimliğin Zahidem, nerede? Nikah... Hangi masaj salonunda unuttun? Konuşmama bir Buyurun. Müsaade edin. Üç gündür konuşuyorsunuz ve ikinizin de konuştuğundan hiçbir şey anlamıyorum. İkincisine gelelim. Ali diyor ki eşyaları neden sattın? Eşyaları istemeyen kişi Ali kendiydi zaten. Yok Hamza'nın oturduğu, Hamza'nın kullandığı. Hamza da Hamza, Hamza da Hamza. O yüzden satıldı. Üçüncüye geliyorum ben aldatma konusuna. Bir not bırakıp evden habersiz çıkıp gitti. Ne yazıyordu notta? Gittiği zaman... Biliyor musunuz? Bir not bıraktığını sadece bana söyledi Ali. Ne yazıyordu ne Ali yazdığını... Notu bana söylemedi Ali ne yazdığını. Ne yazdı? İki tane A4 kağıdına yazı yazmış. İşte güzel sözler yazmış. Böyle gitmeyi istemiyorum ama gel bizi Hatay'dan geri al diye. Bu konuşan da zaten kendisi bacısı. Tüm kavgamızı, dövüşümüzü iyi bilir. Yalan atma. Başak tüm dövüşümüzü, evet, kavgamızı... Başak, evet, her şey yakınınızda bak, olmalı. Her bir dakika, yoksa bilir. Yakınınızda olmazsa zaten... Yine olmaz. Kavga ettik. Hatta Başak'ın mesajlar da var bana attığına dahil. Yani Başak'la benim konuştuğum mesajlar da var. Başak dedim Hatay'da... Evet, Hatay'da dedim bacın yine bu haltı yapmış dedim. Haberin var mı ya? Ne o haltı dediğin mi? Dünkü anlattığım işte bir tane adama yol parası için açtım bir tane video. Ama o adam parayı... Zahide Hanım bir dakika, Burcu'ya oradan bir şey söylemek istiyorum Söyle. Ben. Söyle. Burcu, sana sen benim yanımdayken babanın 5000 gönderdiğini neden söylemiyor? Seni başka adam diyor, suçluyor orada. Dünden beri ben bunu içimde tutuyorum. Sen söylemedin. Söylesene, ben seninle evliydim. Benim babam bana para gönderdi. Peki ben milletten, milletten para isteme. Burada benim varım. Ne anandan ne babandan. Aç olduğunu da kendine millete göstermediği kaç kere azarlamışsın. Burada kocan olarak ilgili benim varım. Babana gerek bak, yok. Hamile... Aslında... Evet, kocası olarak sen varsın. Ali, hamileyken bile Ali, bakın, dişi için hastanede yatıyorduk. Ali kilo aldım, diğer kıyafetlerimi de giymemi sevmiyorsun diyordum. Hani şortum, mini eteklerim falandı. Çoğu elbisemi yırttı bile, kıyafet alalım, kıyafet alalım dedim. Yemin ederim size Kur'an ekmek tamam, hakkı Burcu, için. Tamam Burcu, bir dakika. Evliyim. Burcu. Bana bir sen 300, bunu benim... 300 YTL'ye sadece şu ana kadar bir elbise almış. Kendi evlen, evlilik boyunca. Burcu sen... Evet. Burcu. Helal sen biz. Bu lafı benim yanımdayken de ona söyledin, tamam mı? Çocuk sana dedi ki para göndereyim sana, oradan alışverişini yap o zaman. Sen de buradan yapmak istedin daha uygun olduğu için. Bir ondan anda çıktın gittin, bir anda geldim. Çıkıp gittiğin için alışverişini yapamadın. Ha, bak o sıra ben tarak atmıyorum buradan. Evet o sıra tamam benden mı? Para istedin, ben... atayım mı dedin, sen ne dedin? Bir dakika Başak sen çok güzel. Sen her zaman dedin. Başak'a da kötüledin, ne dedin? Başak'a da kötüledin, Ahmet'le... Çağatay'la babasını arasını birleştirmeye çalışıyor dedin, Başak'a da kötüledin. Ben öyle bir şey demedim. Ahmet dedim ki, Çağatay'a res çekti. Tamam. Zahide Hanım. Bakın, sonra peki Başak'ın şey arkasından niye konuştun? Çağatay'a şu kelimeyi sordular. Senin baban kim dediler. Çağatay dedim ya, ilk günde size dedim. Psikolog eşliğinde Çağatay'la gerçekten ne görüşebilirsiniz. Ne psikolog koymadın. Her şeye kim şahit. Dedi peki? Çağatay benim babam Acun dedi. Bunu söyledi. Ben Acun'u bilirim dedi. Acun kim? Kendi. Adını söylemez. Adını kullanmayı sevmez. Ha, ben de diyorum bir de Acun mu çıktı başımıza diyecek. Hayır. Ki, o da yeni numune. Senin diğer adın mı? Soyadın soyadım. Mı? Peki o yani Ali dedi yani. Kullanır. Ama o ah, zaman Burcu hatta, bu yaştaki çocuğa. Hatta o zaman dedi ki çık git o zaman buradan dedi. Bu yaştaki dedi. Çocuğa peki, bu kadar bak, adam böyle. Çık git o zaman demedi bir dakika. Bir benim de konuşmama müsaade edin. Bağladınız ikinci sağla orada atışıp duruyorsunuz ama.
Ahmet o zaman orada git demedi, tamam mı? Baba olarak, amca olarak bildiğin kişi. Bana dediği bu. Bir dakika. Baba peki olarak, şimdi biz babayı değil, kişi babayı kimse, değil. Onunla devam et dedi. Ali'yi konuşuyoruz. Ali ile Burcu'yu konuşalım. Sen hocam, Ali'nin Burcu'yu aldattığını biliyor musun? Çünkü bize Burcu dedi ki beni aldattı, bağlayın. Ben geldiğimde hüngür hüngür ağlamadım mı? Sen sadece Burcu'nun ağlamalarını ve konuşmalarını artık mı duydun? Burcu sen bir soruma cevap ver. Bir soruma cevap ver. Burcu'nun, ben Burcu'nun ağlamaları dışında bakın Burcu'nun evi terk ettiği kısmından geleyim. Akşam saat 7 gibi Ali beni aradı. Baldız dedi eve geldim Burcu yok, bir not bırakmış. Senin yanına mı geldi, seni aradı mı? Adam karısını abi aradı ya. Abi beni aramadı. Beni aradı. Abi dedim benim bir bilgim yok, beni aramadı. Ama dedim arayacak olsa ben sana haber veririm. Tamam Baldız dedi, telefonu kapattık. Sabah saat 4:30-5 gibi benim evimin kapısı çaldı. Kapıyı açtığımda benim karşımda Burcu vardı. Nereden geliyor? Burcu'ya ne oldu? Antalya'da. Burcu'ya ne oldu dediğimde Burcu sonra konuşuruz dedi. Ben eşimi işe yolcu ettim. Yolcu ettikten sonra Burcu'yla oturup konuşmadan önce Burcu direkt uyudu. Ali beni o sıra aradı. Abi dedim ne oldu falan. Ben bir hata yaptım dedi. O hatayı da kabulleniyorum, yanlışım. Ben Burcu'yu alttan alacağım, peki, biraz kendine bu yaptığı gelsin, beni öyle. Peki teşekkür ediyorum. Yaptığın hata neydi Burcu? Ben değil, o. Ali mi o dedi? Diyor. Ne hata yaptığım yaptın? Yaptığım hata ne? O Damla dedi kıza, her şey için teşekkür ederim, mesaj bu, başka bir şey yok. Benimle of sevgili olur musun, sabah kahve içebilir miyiz? Kız bana mesajları attı, keşke telefonumu bu o günü... Bu mesajı kim kime atıyor, Ali mi onu atıyor? Ha, kızla konuştum Zahide Hanım, Zahide Hanım. Kızla sen konuştun, kız sana ne dedi? Ne dedi? Sadece bak, üç cümle dedi. Hayır, Zahide Hanım. Ne dedi sen nereden biliyorsun? Kendi yanımdaydı. İşte, ne dedi? Bir dakika Burcu bak, sadece soruma cevap verin. Yemin ederim ne var dedi ya, Van kedisi gibi. Ya bir evet, sus dinle, bir zamanlar senin sus, söylediğin dinle gibi dinle. Van kedisi. Haklıya çıkma. Haklıyım gece saat 11:12 Zahide Hanım. Evde oturduk, bu çay demleri film izliyor. O sıra benim telefonum çaldı. Alanya'dan ben işten geldim. Normalde gelmeyecektim. Ben Alanya'ya giderken bununla kavga ederek gittim. Küs gittik biz oraya. İzin vermedi. Kadını da anlat sonra. Yine küstüm oğlum seninle. Sen benimle... de her küstüğünde başına bir şey mi geldi Ali? Nasıl? Baksana yine küstük o gün diyor, o zaman da ya diyor. Ya o gün bu olaylar hep biz küsük. Peki kavgalıyız. Kız aradı. Kız seni kız aradı. Antalya'daki kız. Hiç bozgunca vermedim. Telefonu direkt verdim. Alaç. Oo. Hayır. Hiçbir şey yok ortada. Hayır. Suçum günahım da yok. İntihar sadece etti. Kıza attığım Murat'ın mesaj şu. Dedi. Murat'ın dedi. Kıza attığım mesaj şu. Her şey için teşekkür ederim. İyi günler. Seni vicdanınla baş mesaj başa attım bırakıyorum. Peki sen kıza niçin her şey için teşekkür ediyorsun? Yaptığı hizmetten dolayı. Nasıl bir hizmet yaptı? Zahide Hanım orada normal bir masaj salonu bak. Bence de sonuna kötülük yok. Daha güzel resmi. Sen bu kadına para vermedin mi masaj için? Ben susayım. Hayır orada çalışan kendisi. Niye bu ayrıca mesaj atıp da teşekkür bence ediyorsun? Bence ben susayım gerçekten. Yani normal her zaman Zahide insan Hanım çok iyi konuşuyor. Bir dakika bir Burcu bir duyamıyorum adamı bir dakika. Tamam özür dilerim. Buyur. Normal her zaman insanın yaptığı şey yani. Valla normal her zaman insan öyle masaj salonlarına peki gitmiyor. Bu benim yaptığım, ben yapmıyorum ya masajını. Peki bu benim yaptığım normal değil de bunun yaptığı çok mu normal? Yaptıkları. Peki Ali'cim yani ben bunu yaptıysam bir dakika bak, ben bunu yaptıysam evet ben bununla kavgalıydım. Ya Ali Allah aşkına siz hani bizim için masaja gitmek falan biraz daha lüks ya böyle. Ben de her siz ne kazanıyorsunuz, ne ara bunları yiyorsunuz, bir de ekstra gideyim masaja gidiyorsun. Ali sen ne iş yapıyorsun? Demir doğrama. Ha? Çelik çatı bunun lüksü yok. İyi kazanıyorsun. Bir de masaja gidiyorsun. Ben insan değil miyim yani? Tabii ben ki. Bununla küsüm bak. Daha kavgalıyım. Çok kazan. Boşanma davası daha başladı. Kadına neden ayrıca teşekkür ederim yaptığınız hizmetlerden yani dolayı. Yani o kadar olayın içinde sadece bu püf noktayı mı buldunuz? Bu mu suç bir oldu? Bir sürü şey soruyorum sabah sana. Sabah kahve içebilir miyiz? Ha bir de o da mı var? Evet. Akşam adama mı mesaj atıyorum, beni de diskoya götürsene. Ondan ay çocuk sonra musunuz siz ya? Sabah kahve içebilir miyiz? Kadın bana ekran görüntülerini de attı. Sadece 3 gün konuşmuşlar Zahide Hanım. Kadın ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yalan atıyor bilmiyorum. Hiç de yan yana gelmemişler o masaj salonunda hariç. Bakın, o zaman yan yana gelmedilerse sen niye masaj geçiriyorsun salonundaki dışında hariç o kadına en sonda yazmış benimle sevgili olur musun? Ha, kadın ben tabii bilmiyorum demiş. Bana zaman ver demiş. Madem öyle değilse Ali niye o kadının bana attığı WhatsApp'tan görüntüleri, mesajları sildi ya da Ali niye numarayı engelledi ve ben masajları spamlarda buldum. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Siz tanıyor musunuz Ali Bey'i? Evet, Ali Bey'i tanıyorum. Burcu Hanım'ı tanıyor musunuz?
Burcu Hanım'ı da çok iyi tanıyorum. İkisini de çok iyi tanıyorum. Peki ikisinin birbirine farklı iddiaları var. İkisi de birbirlerinin farklı, yani diğerinin aldattığını düşünüyor. Siz bunlara şahit oldunuz mu? Ne söylersiniz? Şahit olarak bir şey söyleyemem. Şahit olmadım, gözümle görmediğim bir şeyi de izah edemem sizlere. Ama Ali Bey'in Burcu Hanım'a nasıl davrandığını çok iyi biliyorum. Burcu Hanım'a yapıyor. Ağlayarak, zırlayarak kendisine ofya atıyor. Senin ablandır. Hayır. Ablandır. Ablasının mesajı var bende Şerif ve Zahide Hanım. Sen onu boşa, bir hafta sonra evlendireceğim. Doğru, senin gibi bela ne yapacak? Yok, ben ablasını da tanımıyorum. Yalancı şahitsin. Peki ne gördünüz, neye şahit oldunuz? Ali'nin gerçekten eşine düşkün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ali Bey evet çok düşkündü eşine. Gayet düşkündü. Onunla zaman geçirmeyi severdi. Bana bu zamana kadar ne aldı? Nasıl? Hayır, bu zamana kadar ne aldı ya da ne zaman Ali ile beraber gördün doğru düzgün bizi? Ben gayet iyi gördüm. Oraya gelirken Antalya'da giyindiğin gibi, süslendiğin gibi süslenmiyorsun mesela. Anlatabiliyor muyum? Ben seninle yalancı. Ali ile çektiğimiz fotoğraflar var Zahide Hanım. Ali'nin telefonunda gemi adresinde varsa çıkarsın versin. Sen ne fotoğrafı... alakası var fotoğrafları? Şimdi kız başka bir ne şey diyor. Ne zaman süslenmemiş? Bir dakika. Bir dakika Burcu. Siz diyorsunuz ki bana gelirken buraya bakımsız halini göstermek için mi böyle geliyor? Normalde evet, nasıl? Onu kuaföründen de eksik etmedi. Gidip kuaförünün önünde de bekledi saatlerce. Tamam kuaförcü. Kadelen abla, parayı sana kim gönderdi? Hangi hesaptan gönderdi? Ay, kardelen de değilim. Yalan atma Kardelen abla. Baklı, Kardelen'i... Ya kim olduğunu bulmaya çalışacağına kadının söylediklerine cevap ver Burcu. Sen normalde gayet süslü püslü bakımlı bir kadın mısın? Zaten öyleydim Zahide Hanım, ama yemin ederim. Bir dakika aynı anda olmaz, bir dışarı dakika. Dışarı çıkıyordum, eve geldiğimde bana diyorsun geldin. Ya fotoğraflar var, fotoğrafları yani vereyim isterseniz size. Sen güzelleştikçe Ali seni kıskanıyordu. Sen de artık bırakayım kendimi salayım, bu adam da beni bu kadar kıskanmasın mı dedin. Öyle yaptım. Dün bile size baksanıza, dün bile kendinde misin zaten hayatında biri vardı. Dedi, çıkar hayatımdaki kişiyi. Yalan dedi atma. Dedi ki ne ben zaman böyle süslense, güzelleşse evet, ardından doğru. Biri çıkar dedi. Yuvamdakiler bağlansın da. O sakalların şöyle, saçların şöyle, ben yanında o şortlarımla falan gezerken de sen nasıl yanımda inşaattan çıkmış gelmiştin, ben elini tutup da gezmiştim. Ya sen anlatan alanı dinle, boş ver hikayeyi. Bu masal senin bitti. Yalancı şekilde bağladığındır. Yemin ederim yalancı bu şekilde ses tanıyorsan... bağlandığındır. Doğacak çocuğun ölüsünü dedi. Ay yemin etmeyin bana. Yemin etmeyin. Çocuğumun üstüne yemin ediyorum. Yemin etmeyin doğmamış çocuğun üzerine Allah aşkına ya. Yapmayın öyle. Peki siz ne demek istiyorsunuz? Yani normalde bakımı, onarımı işte neyse gayet böyle bakımlı bir kadındı. Buraya gelirken özellikle mi böyle geliyor diyorsunuz? Evet Zahide Hanım, aynen o şekilde neden, söylüyorum. Neden sizce böyle? Şunun da altını özellikle çizerek söylemek istiyorum. Oraya gelme amacı bir, Ali'yi rezil etmeye çalışıyor kendisi. Evet, bunun için Ali'nin geldim. Ali'nin ailesiyle olan bağlarını kopartmaya çalışıyor. İkinci olarak da dediğim gibi kendini oraya gelip acındırıyor. Bu adamı da farklı bir şekilde anlatıyordu zaten. Ali her şeyi tek tek yakalamaya başladıkça olaylar farklıya döndü. Hangi adamı farklı döndü? Elindeki kanıtları bir dakika. Neydi o Hamza'dan mı bahsediyorsunuz? Hamza Bey. Evet, nasıl anlatıyordu Hamza Bey'i? Nasıl anlatıyordu? Hamza Bey'i tamamen çocuğunu emanet ettiğini... İşte hiç aralarında bir şeyin olmadığını. Ya bir bayan olarak ben zaten söyleyeyim size. Ateşte varıp yan yana olmaz. Aramda seninle bir şey geçti mi? Çocuğuma bakıyordu. Sen önce kimsen doğruları söyle. Dört sonra yıl boyunca gidip çıkar. Kimsenin çocuğuna bakamaz Zahide Hanım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Ben inanmıyorum. Türkiye'de inanmıyordur buna eminim. Onun amacı sadece Ali Bey'i rezil etmek. Kendini acındırmak. Size şunu da söyleyeyim. Bir kendimi acındırmak gibi bir durumum yok. Bu birincisi. Bana olan borcunu ödeyecek. Bütün krediler evlilik zamanında çekilmiş. Bu bir. İkincisi. Ali bu saatten sonra umurumda değil. Ben seni çok iyi tanıdım. Üç. Sonuna kadar ben almışım. Bu beş. Ali çıkarsın da her şeyi ispatlasın. Ben buraya kanıtlayacağım.
dakika, ben size konuşturacağım. Ay, ben onunla görüşmek istemiyorum. Var mı bunlara söyleyeceğim bir şey? Ay, ben de seninle görüşmek istemiyorum. Muhatabım değilsin Burcu. Sen de benim muhatabım değilsin. Olamazsın zaten de. O ayrı sen bir şey. Sen Ali'nin... Gel... Söyler misin? Tabii hangi Burcu, bir sakin ol, bir konuşsun kadın. Söyle. Ali Bey'i... Çünkü Ali 10 yaşında... Ali... Bak, konuşturmamaya çalışıyorsan ben onu her durumda konuşturacağım. Sakin ol. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ali Bey'i araştırırsanız zaten Ali Bey'in Burcu'dan gelecek 1 TL'ye ihtiyacı yok. Nasıl yok? Miras mı kaldı Ali'ye? Affedersiniz, çok çok belki ağır bir hitam olacak ama... eşek gibi çalışıp paşalar gibi parasını kazanan bir adama. Sen nereden ona biliyorsun bunu? Ben biliyorum. Eğer isterseniz sizinle ben özelde görüşebilirim. Hiç problem değil. Peki. Ali Bey çalışkan bir adam. Ama bir şey söyleyeceğim. Artık burada her şeyi söylediniz görünce, yani. Ali'yi bu kadar yakından tanıyorsunuz. Şimdi merak ettim. Tabii ki Ali genç bir adam. Taşı sıksa suyunu çıkartır, çalışacak tabii. Bir bunun suyunu evlenmeyi çıkardım, biliyor, evet. Çocuk yapmayı biliyor, çalışacak tabii. Ya bu tabii normal ki, bir şey zaten. Öyle. Çalışsın. Aynen öyle. Benim de kollarım var. Ali, şezlongla getireyim mi? Niye nevşehirde dolandırma dosyam var? Ali, sen niye gülüyorsun? İş yerini. Bir dakika Burcu, niye Kozaklı'da gülüyorsun? Kozaklı'da da aynı şekilde. Burcu, ya, bir dur, bir sus annem ya. Sen niye gülüyorsun? İki kadın kapışıyor orada, sen oh bir de hayır, böyle yaptın. Hayır, iki kadın değil, o konuşuyor, bu da halen kendini yırtıyor ya. Niye yırtıyor? Ha, şöyle bir şey 12 yaşındaki de. Çocuğun ben beyni mi Ali var Bey'i... sende ya? Ya seninki aslında beyni değil. Ben sana diyorum ki ben kanıtlarımı çıkardım onları... ve sigorta geçmişlerimi sundum. Tamam Burcu, sen de çalıştın, de... Ali de çalıştın. Bir dakika. Bak, iki tane dosyası var. Burcu tamam, tamam. Burcu'nun sesini alın. Alın sesini, alın. Ne söylemek istiyorsunuz? Buyurun. Yani ben bu şekilde hani Ali Bey'i savunuyorum gibi hitap alıp da hani sorguya çekilir gibi oldum ama şöyle söyleyeyim. Ali ile benim aramda bir bağ yok. Ben sadece birinin vasıtasıyla tanıyorum. O da hani özel anlamda da değil, öyle söyleyeyim. Eğer beni siz kendiniz aramak isterseniz arayın, tamam. Ben kim olduğumu size söylerim. Ben ayrıca ekibimden öğrenirim. Sadece hani Ali'nin bu kadar çalıştığına şahitlik ha, eden birisi olunca. Ekibinize ben bilgi verdim. Öğrenebilirsiniz tabii ki de. Kim, bir kulağıma söyler çünkü misiniz arkadaşlar? Adam... Hanımefendi kim? Bir dakika, bir dakika. Tamam. Kim, bana söyleyin. Tamam. Peki tamam. O zaman bilebilir. Doğru, olabilir. Sesi genç evet. Geliyor diye biz yani, farklı bir şey de düşünmeyin. Tamam. Biz size şöyle söyleyeyim. Ali'nin suratına attıklarını... Burcu'nun yaptığı şiddetleri mi? Her şeyi biliyorum ben. Orada boşuna hitamlarda bulunmasın kendisi. Hani diyor ya, Güllü'ye sorun beni. Güllü'ye sorulursa bu Antalya'ya gelemez. Şiddet raporlarım var. Kendini kendini döverek darp raporu alabilirsin. Evet. Yuh! Ali geldi de bizzat onu yataktan polis memurlarını çıkardı sarhoş. Uzaklaştırma olduğuna rağmen evde yatıyordu. Çallı Emniyet Karakolu Antalya. Ali'nin nasıl olduğunu çok iyi bilir. Silahı bizzat ben aldım da polis memuruna teslim ettim. Benim tam evimin karşısında valilerin mi ne bir gerçekten. Yer kaldığı bir yer var zaten. Sen bir şey söylüyorsun. O orada şimdi karşılığını veriyor. Kamera kayıtları var. Kamera kayıtlarına bakılsın. Peki Burcu bak. Allah'ım yani... Ali ne kadar rahat. Bu kız burada çıldırıyor. Hamza bitmiş evet, vaziyette. Evet, çünkü yalanlardan dolayı. Ama ikinizin de var birbirine söylediği yalanlar şimdi. Tek taraflı değil. Ama sonuçta burada kadın olan sensin. Bak, bu adamın hiçbir şey yapmadığını söyleme. Çünkü adam kaçınızın kocası kuaförde 6-7 saat bekler önünde. Şimdi bak, adamın yaptığı kötü şeyler olabilir ama iyi şeyler de var ben mı? Var. İyi şeyleri ha? De var. Zaten söyledim size Zahide Kim, Hanım. Kim kimin çocuğuna ama bakar o... 4 sene boyunca? O da Hamza. Onun... Bak sen onun yani, takım aslında... malzemelerini bile ben aldım. Ben almadım mı? Ben dediğini çekip almadın mı? İşi bıraktın. Hüseyin... Kimin yüzünden bıraktım? Böyle böyle bir konu var dedin. Kimin ben yüzünden? Ben de sana netleştir gidelim krediden çekeriz gerekirse kimin yüzünden bıraktın kimin Burcu? Yüzünden? Sen o adamın... O adamla... Kendi işe gidip durmuyordu. ...dayken bile doğru düzgün işe gitmedi Zahide Hanım. Her kavga ettiğinde Peki, gelirdi Hanım, eve. O kasabadan kaç kilometre yol yürüyor musun? Eve gelirdi. Günlük kaç kilometre kaç yol? Kaç kilometre gidip evet, geliyordu? Evet, sonradan adam sana bisiklet ha. Vermiş. O bisiklette eve gidip gelmen kaç için, kilometre gidip geliyor musun? O bisikleti de işten çıktığına Zahide rağmen Hanım, bir şey daha bisikleti götürmedim. Bir dakika, bir dakika. Ben önemli bir konu, bunu da söylemek tamam, istiyorum. Onu da söyle, bir dakika. Ama bak Burcu, adam Ali. Çalışmaya çalışmış, onu görüyoruz.
Ama bir şekilde olmamış galiba. Engel. Alkol yüzünden Zahide abi. Bak, Ali. Ya TikTok hesabına bakın. Götürün. Ya telefonumu getirin bir tane izleyin de. Ya gereken yemin ederim neyse, hepsi TikTok. Neymiş ya bu TikTok hesabı? Sonrasında... Çelik. Bırak bana isim kendin verme bak şimdi. Bana dedi ki Ali'den ne adam olur ne koca olur içkicinin teki. Onu da bağlattın. İşte senin bağlattın. Kötü tarafın bak, Ali. Kazandığın içki, parayı. Sadece içki. Bir dakika Burcu. Senin kazandığın parayı böyle bir kötü alışkanlığa harcaman. Olmaz Ali. Daha bak genç bir kaç yaşındasın sen? 29. Daha 29 yaşındasın. Ne işin var bu kadar kafanı bulandırıyorsun? Peki hayır size bir şey diyeyim. Ne yapma işim bak, var benim bu artık, avratla? Artık baba olacaksın. Bu kadınla ne işim var benim bu yaşta? Onun ne işi var? Burcu sen kaç yaşındasın? Ne işim var? 31 falan. 2 yaş mı varsın aranızda? İlk onunla beraber olduğumuzda da ben yaşını bilmiyordum. Büyük söylemişti. Yok bana ya. Sonradan hatta vay kendi abi bana... Ya ben Antalya'da evlendikten sonra sana yaşını sordum. Yalan atma. Kız evlendikten soramadın yaşını öğrendin. Evet. Soraydın ya evlenmeden önce. Onu hatırlıyorsun değil mi soyadımı? Soyadımı da hatırlıyorsun değil mi evlendikten sonra? O da nikah dairesine sen belirmiş. Adını bir kere kullanmazsın ki. Adını Acun olarak kullanırsın. Evet, tamam. Yalan atma. Tamam. Ali'ni zaten adının Ali olduğunu biliyordum. Soyadını biliyor muydun evlenmeden evet önce? Neydi? Evet. Soyadını. Adını kullandığında Acun'du. Gidin şey... nerede çalıştığını... Sorun. Bir sürü yerde yeter çalışmış da sen bu adamı alırken bunları bilmiyor muydun? Hani adam bir yerde genel müdürdü de sana mı söylemedi? Hayır dosyalarının çok patlak olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bakın bu konuda bilmiyordum. Bak Burcu sen ondan ya da başka bir kadın. Ama şunu da biliyordum. Şu anda bizi izleyen bak milyonlarca yoktu kişi var ne olur. Kimsesi bir adama yoktu para vermeyin. Adamlar kimsesi siz de yoktu adam olun bir kadından para istemeyin kardeşim. Herkes kendi parasıyla yaşasın. Kadınların en çok dolandırılan konusu adamlara para vermeleri. Zaten vermeyin ya. Güvenmekti. Benim tek sıkıntım güvenmeyin o zaman yani. Güvenmeyin o zaman. Peki hanımefendi bir şey söylemek istiyordu. Buyurun. Evet az önce yokluktan para gelmediğinden bahsediyordu. 2 gündür aynı şeyi bahsediyor. Buzdolabı açıldığı zaman üstüne yıkılıyor her şey ama nedense. Öyle söyleyeyim. Öyle mi? Onun dışında Ali Bey'in 3 gün Bodrum'da neden yattığını, bulgur neden yatması nereden gerektiğini geliyor açıklasın. Bulgur nereden geliyor? Ya nereden geliyor? Eve gittiğim nereden zaman geliyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün erzak koli yardımlarını getireyim mi? Senle evliyken benim yemek masa takımım nereden geldi? Belediyeden gelmedi mi? Hı. He? Dolap bile yoktu. Evliydim Zahide Hanım. Sadece ne alışverişi yapardık biliyor musunuz? Pazar alışverişi hala da bakın sorun araştırın ki araştırıyorsunuz. Burcu bir şey söyleyeceğim bak şimdi burada erzak ne yediğiniz yardım ne içtiğiniz bizi ilgilendirmiyor. Bundan o sonrasında Burcu bundan sonrasında ne olacak ya bir dakika. Kadın buzdolabı bundan diyor ya. Bundan sonrasında ne olacak bu önemli olan. Bundan Ali, sonrasının son bu kadın noktasını ben söyleyeyim hamile mi? Tamam. Ve 8 aylık Allah ve bir kız Allah borcunu öde. Allah yolunu bahtına açmetsin. Bak ben sana bir çocuk şey diyeyim. Çocuk doğduktan öyle sonra. Öyle o kadar kolay değil o işler. Bu bir. Kız hamile. Bir dakika. Çocuğu şimdi kabul al etmiyorsun. Al seslerini. Maddi manevi tazminat şimdi iki burada bir çocuk var. Bir tazminat ikiye de ev mi? Ev demedim. Ha çocuğu dedim ne oluyor dur. Bir dakika Burcu yarın devam borcunu edeceğiz. Ödesin. Ali Burcu sana baba olacağını nasıl söyledi? Hatırlıyor musun? Yemin ederim onu bile hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Sen hatırlıyor musun Burcu? Nasıl söyledin? Eve geldiği zaman söyledim. Hatta cinsiyetini farklı bir şekilde öğrenmek istemişti. Ama ben de o şekilde aslında cinsiyetini hani kendi istediği gibi düşünmüştüm. O kendisine ne demek söylemeyi. Yani sürpriz yaptın mı? Böyle direkt mi söyledin? Kız olduğunu kavgalıydık. Mesajda söyledim. Tahminimdi Zahide Hanım. Ondan sonra zaten sizin doktorlar da aynı şeyi söyledi. Kız olduğunu söyledi. Evet inşallah sağ selamet bir kızınız olacak. Ali heyecanlanıyor musun kız çocuğu? Ha? Heyecanlanmıyor musun? Kızın olacak diye sevinmiyor musun? Kendi hayali zaten kız çocuğuydu. Bak hayalinmiş. Yıktı ama. Sen de söyledin. Yıktı ama hayalleri yıktı. Yıkılan hayali tekrardan sen kurabilir misin? Ben kuramıyorum mesela. İlk başta sen benim hayatıma yalanları ve dolandırılmaları koymayacaktın.
Ya. Evet, güzelce sahip çıksaydım ben kalkıp Hamza'dan kira paramı istemezdim. Gerçekten kocalık görevlerini hepsini benim kadınlığımla laf ediyor ya Zahide Hanım. Banyosuna kadar ben yaptırırdım. Çok özür dilerim. İç çamaşırlarına kadar ütüleyip de giydiriyorum. Burcu, bir şey soracağım. Koskoca adam banyosunu niye sen yaptırıyor? İşten yorgun gelirdi. Kıyamazdım. Oğluma masaj yapardım. Döner Ali'ye yapardım. Ondan sonra ben nasıl desem size, çayını hatta şeker söyledim. Ya aslında ben bugün Ali ile ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ama mecburen yani ikiniz varsınız burada. Önce Hamza ben... da var ama Hamza varmıyor. Hamza iyi misin? Yaşıyor musun? Ben iyiyim. Öleyim ben yani. Hamza, İskele adam sana... ne diyebilir ablam? Ben be... İskele adam ne diyebilir? Bir daha söyler misin? İskeleyim ben ya. İskele adam ne demek ben yani? İskele ne demek? Yani ölmüş bir adamım ben yani. Bırak yani galiba. İskelet bir adam mı evet. diyorsun? Maket gibi oraya konmuş sanki. Şu anda söylediğim yani bunlar tabii yardım ettim. Allah için yardım ettim ben. Ha şu anda yine Allah'tan başka kimsem yok. Çocuğum da aradı beni. Baba dedi böyle böyle sülüsüden aradılar. Hı. Ne diyorum? Evet, oğlum, keşke abin dedi. Sana huzur eden var, seni eski eşin de var bak. Eski eşin de aslında sana sahip çıkan bir kadına benziyor. Bak şimdi ben çocuklarımı, kardeşlerimi aradım. Hı. Konuştum onlarla. Diyalogum bitik. Ben bitirdim yani. Çünkü yeğenim aradığında o zaman Burcu'yla kaldığımızda Burcu'ya kötü bir şey söylediler, dayanamadın mı? Zaman, bir dakika, aradığı zaman yeğenime dedi sen niye arıyorsun bu numara dedi. Yeğenim ondan dolayı benden kusu oldu. Kız kardeşim çocuğu. Hiçbirine konuşmuyorum şu anda. Şimdiki aklın olsaydı aynı şeyleri yine yapar mıydın? Yapardım. Bilemiyorum ablam. Ha, Ali? Yapardı. Ama ben bir şey diyeyim mi Zahide Hanım? Çok özür dilerim. Dünkü haberi ben bir yıl önce alsaydım Ali'yi hayatıma almazdım. Yani dünkü haberi dediğin hangisi? Evet. Dün ben yayın öncelikle size sonra yapımcınıza tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ne oldu dün Burcu? Dün ben yayından çıktıktan sonra çok tuhaf duygular içinde çıktım. Oğlum ağlıyordu. Onunla bir üzüldüm, bir sevindim. Otele gittiğimde hiç konusunu bile açmak istemediğim konu, babasının eşi aradı beni. Aa. Evet. Yani eski eşinin şimdiki hanımı aradı. Evet. Ve kendisiyle görüştük telefonda. Ondan sonra ben kendisiyle telefonda görüştüğümde hani nasıl desem size 4-5 gündür dedi biz seni izliyoruz babasıyla beraber. Yani onlar karı koca aslında hanımefendi şimdiki eşinin eski eşini yani seni ve onun oğlunu yani senin oğlunu bizimle beraber ekrandan izliyor. Evet. Nasıl benim, hissetmiş peki? Benim olayımı izlemişler. Aslında... İkisi de nasıl hissettiklerini bilmiyorum. Pek fazla o konuya geçmedim ama önceden Çağatay'ın babası gençti. Aynı Ali gibiydi. Şimdi kaç yaşındadır? Şimdi yaşı daha da olgunlaştı. Hamza kadar mı? Hayır. Hayır canım. O da gençti. Yani, bir Hamza zaten yavrum. Ona bir şey bulamadım. Ve şöyle, adam da daha olur mu canım? Daha kaç yaşındasın? 52 değil mi? 53. 53. Tamam şey, ne var canım? 50'den sonra başlıyor hayat. Hani dün eşi öyle şeyler söyledi ki. Ne söyledi? Dur bakayım merak ettim şimdi. Ne olmuş? Ne demiş eşi? Senin nasıl bu kadar yüzün gülüyor? İyi bir şey oldu demek ki. Zahide Hanım ben zaten buraya çıktığımdan beri oğlum parkta baba diye bağırdı diye baba hasreti var diye evlendim dedim. Evet bunu hep söyledin. Değil mi? Hep söyledin. Ve dün hani eşi aradı. Benle kadın kadına konuştuk. Hatta ben ilk başta konuştum. Neden seni arama gereği duymuş Burcu? İlk başta konuşmak istemedim. İşte ben de o konuya geliyorum. Bunun eşi... Çağatay'ın öz babası var. Evet. Başkalarına baba demesini istemiyorum. Zamanında evet ben gençtim, toydum. Çağatay'a sahip çıkmadım ama yeri geldi. Sen de kaçırdın. Bunu babası mı söyledi? Babası... Eşine söylüyor, ben eşiyle iltibata giriyorum. Peki biz de konuşalım Burcu, müsaade edersen. Biz onlara bir merhaba diyelim, ben de merak ediyorum. Ama Ali bu duruma ne diyecek acaba? Çok geniş bir aile. Neden? Adam kendi çocuğuna sahip çıkıyor. Şimdi mi aklına geliyor? Zamanında ben kaçırdım 12 Zahide sene Hanım. Koskoca 12 sene. Evet. 12 sene o sonra mı aklına geliyor? O konuda ben de
de kırgınım. Şeyden. O konuda ben de kızgınım. Bir şey diyemem. Peki Burcu, yani seni aradı ve o çocuğun bir babası var dedi. Yani ben çocuğuma sahip çıkacağım, bakacağım mı dedi? Şu kelimeleri kullandık Zahide Hanım. Ben Çağatay'ı zaten size vermem dedim. Hı. O da dedi ki zaten Çağatay'ın bir annesi var, istemiyoruz dedi. Hı. O şekilde. Bana ister abla desin, ister teyze desin. Görmek mi istiyorlar? Evet ve bu sıkıntılı zamanımda da ilk başlarda hani maddi konuları yetersizdi. Şu anda eşinin bana dediği maddi manevi her şekilde oğlumun arkasındayım. Hı. Bu sıkıntılı zamanım bitene kadar yeter artık çocuk öz babasıyla gerçekten vakit geçirsin. Ve ayrıyeten başka bir şey daha öğrendim. Ben Çağatay'ımın bir kardeşi var diye düşünürken iki kardeşi daha ortaya çıktı. Veya babasından ve bu hanımefendiden değil mi? Evet, evliler zaten. Ha. Aynı kişiden, bayan da şu anda hamile. Sülale full hamile ya. Ali, bir sen sevinmiyorsun bu duruma. Bak ya, olaya bak şimdi nereden nereye geldik. Peki Burcu, bize müsaade et, onlara ulaşalım. Ben çok merak ettim. Yani hep kötü şeyler hafta olacak değil ya. Hafta beraber geçirmek istiyorlar. Ben o zaman de tamam. Bunu ekibinize de söyledim. Tamam dün. O zaman biz de sizinle aldım. Beraber olursak harika müsaade olur. Müsaade edebilir miyim? Tabii ki yok, Hamza. Ben olmayacağım şimdi, yanlarında peki, ama çocuk, onlar yani. Peki Burcu, söyle Hamza. Çocuk korona olduğunda ben yanındaydım Çağatay'ın. Babası hiç oralı olmadıydım o zaman. Evet. Şimdi mi aklına gelmiş? Babalı. Hamza, yanan bir sen oldun bir de ben oldum. Herkes mutluluk kapısını açıyor. Ali, o ben zaman söyleyeyim, bir ateş atayım daha da yanın. Korona barut çek anca patlatır. Ben 15 gün evde yattım. Çocuğun başından ayrılmadık. İkimiz ben beraber. Neredeydim? Hamza, sen gerçek babasını kıskandın mı Çağatay? Ben şu anda çünkü yani sen baktın babasını suçluyorum. Beşsin. Neden suçluyorum biliyor neden? Musun? Baba, seninle konuşmak istedim dedi. Çağatay görüşmek istemedi. Şimdi mi aklına gelmiş şimdiye kadar? Konuşmaz da şimdi mi evlat sahibi oluyor? Atalarımız ben de babayım. Ali de baba. Şimdi ben Ali'ye ben kalkıp da bir şey diyemem. Niye? Ali diyor ki benim bebek benden size bakarım diyor adam. Aslında nikah etmiyor. Evet. Ulan bebek senden diyor. Ya. Hamza şimdi ilk defa Burcu'ya duydu diyor. Neredeydin Çağatay'ın babası? Niye çünkü sahip çıkmadın? Çünkü şu anda ikisi de Çağatay'ı kıskandık. Duydular ya hocam. Alakası yok. Allah sağladı. Kıskandık ya. Ben oğlum dedim, bağırma bastım. Mutlu olmamı çekemedi. Bir dakika yalnız Hamza ile Ali'nin ilk defa yan yana olduğunu göreceğimi hiç aklıma gelmezdi. Ya İkisi ama de bakar mısınız? Film ne güzel oynuyor. Arıyor. Bu bugün buraya mutlu geliyor. Betülen İki kapı kapandı, sıfır kapı açıldı. Daha güzel o kapı. En güzel babası da orada. Sülale orada. Ailecek beraber. Bir dakika Burcu, ama o kapı Çağatay için açılıyor. Ya, onunla öncenin, ilgisi yok. Adam evli bu 12 senedir neredeydi bu kapı? Yıkıldı da tekrardan mı imal ettiler bu kapıyı? Niye aradılar sence Ali? Onu da siz düşünün, ben nasıl düşünün? Ben düşüne beyin kalmadı zaten. Yok, sendeki maşallah birkaç kişiye daha yeter Ali. Sen vardır aklından geçen, söyle bakayım. Ya şimdi Zahide Hanım. Hayır, bu kadının ne parası pulu mu var, neyin peşinde olacak hayır adam? Ya da hani o televizyona evet, çıktı da orada zaten daha mı haklısınız hani? Az daha var mı? Neyin vardır hani iğne bitirin ya daha? Ya dökünmanlar orada ya. Madem sen taştan suyunu çıkartıyorsun ya, bak, da hani ben seninle evliyken şey niye benim mı yemek takımım belediyeden geliyor? Ha. Ya da biz sigorta bakalım tüm çözümü bırakalım, bu kadını nasıl susturacak onu çözelim. Sigorta geçmişini çıkar. Biz onu çözelim. Ali, herkes sigorta konuşacak geçmişini hepiniz. Sigorta geçmişini çıkar. Yalnız bugün ilk defa mi Hamza da konuştu. Sigorta geçmişini çıkar. Ya sen bugün çıkar mutlu musun? Hadi. Senden mutluyor mu? Tamam, mutluluğunu sana çıkar. Sana bir şey diyeyim istiyorsun mi? Dünkü hanımefendiye sesleniyorum, yengesi. Madem Ali'nin şu anda benim 1 lirama bile ihtiyacı yok, kendisine miras mı kaldı ne kaldı bilmiyorum, bana taktığı borcu ödesin, boşanalım. Hey be, koç gibi konuştu. Pehlivan gibi konuştu ya, helal olsun. Normalde böyle konuşmuyor mu? 5 gündür siz izliyorsunuz, nasıl konuştuğunuzu benden daha iyi çözmeniz lazım. Çünkü ben çocuğum için sana katlanıyordum. Ben çocuğumu 12 yaşına kadar babasız büyüttüm. Kızımı da babasız büyütürüm. Mahkemenin sana izin verdiği süreçte emniyette alır çocuğunu, emniyetten gider görür ve emniyete geri bırakırsın, alırım. Ama sana şunu söyleyeyim. Borcunu ödeyeceğine dair sana son bir iyilik daha yapabilirim. İyilik kapısı açıldı, döner gelsin. Kalıt verirsen, hı hı, ben de sana maddi manevi tazminat davası açmayacağıma dair kanıt veririm. Kalıt veririm. Ondan sonra da anlaşmalı bir şekilde boşanırım. Çık git artık. Helal olsun dayı oğlum. İkiniz de. Kızımı daha babasız gidip büyütmeye razıyım. Peki bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Hamza tam konuşacaktım. Ben sana devam edeceğim, söz vereceğim, hiç merak etme. Bak Hamza, aşk
evlilik ve burcu olunca susuyor. O ama hakkı, çocuğa 5 sene bakınca 5 sene bakınca çocuk söz konusu olduğunda hem yedim, hem dayak attım, hakkını helal et. Celallendi. Hakkını helal et mi diyorsun? Hayır, ben demiyorum. O diyor ya, hakkını helal et. Hem paranı edim hem de dövdüm diyor işte. Koca olaydın da kiramı ödeyeydin de gidip kiramı istemeseydim. Ha, onun da hep söyleyeceği. Peki bir şey söyleyeceğim. Burcu, sen bu adamı seviyor musun artık? Artık istemiyorum. Ya sevebilir miyim? Çocuğum için. Ne bileyim. Çocuğun babası geliyor. Öyle bir şey olabilir mi? Evet diyebilirim. Diyemez. Öyle bir şansı yok. Çocuğun babası geliyor. Eski eşinin avradı da sahip çıkıyor. Bir kardeşi vardı, iki oldu diyor. Üçüncü de yolda geliyor diyor. Fazlasına gerek var mı? Ben onlarla beraber olmayacağım. Sen İşte akıllı olsaydım seni almazdım. Hayır, sen beni ne için alırdın biliyor musun? Şu senin hayalini gerçekleştirip paramı bitirmek için. Kamera kayıtları, dekontlar var. Dediğim Ali, gibi bana şu andaki sadece... Ne yapmak istiyordun o parayla? Hangi ne parayla? Hayalin vardı? İş, senin kendi hayalin iş neydi? Yerini kurmak. İş yerini kuramadı Zahide Hanım, biliyor musunuz? Şu an kredi kartına bağlı poliçem var. Tamam, hayat, hep para, hep para. Dur, evet. Bir şey söyleyeceğim en Burcu. En sonunda bana araba al diye tutturdu. Şerefim, namusum üzerine. Ula, olmayanı niye söylüyorsun? Benim şerefim senin şerefindir, ha. Sen para değil, bu sefer araba mı istedin? Ya bu sefer araba istemişsin ben. Yarın ev isterim. Dükkanda tutalım, hatta kredi kartı. Peki, senin dakika, adına vergi levhası çıkartalım. Ya bu kadın hakkı diye bir şey var ya sizde. Vergi levhası çıkartalım. Hep o konuşsun diye mi var? Erkek hakkı da var, merak etme. Onu kullanayım artık, yeter. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle Ali. Tamam, bir kere kul hakkı var daha önce de söyle Ali. Çıksın. Bir dakika Burcu. Burcu, tamam söyle Ali. Ben nasıl kurtulurum bundan? Borcunu öde bitsin. Artık bundan değil, çocuğun annesi. Borcunu kurtulmak diye bir şey de söz konusu değil. Bak ne diyorum, borcunu öde bitsin. Eğer benim sana... Burcu, ama bak bir konuşturmadın adamı, bir dakika. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bağladığı set yardımı, dökümanla arkadaşlarına... Peki, ula eline borozlar mısın, daha güzel ses çıkardın, sus biraz ya. Motor aldın lan, Çağatay'ın parasıyla bile motor aldın. Lan sus. Sus Allah ha. Allah. Ha, iki dakika insan ol, iki dakika. Ben zaten insanım. O zaman ben hayvanım ya. Ne söylemek sen istiyorsun peki Burcu? Burcu, bir dakika, bak konuşacağım diyorsun. Ondan sonra sessiz kalıyorsun Ali. Ya sen sessiz kalınca da o atlıyor ondan sonra konuşmaya. Söyle, söyledikleri yalan mı? Doğru mu? %1 milyonu yalan. Hepsi yalan. Hiçbirini kabul etmiyorum. Bunun her dediği de boş. Ya bugün de gülüyor, mutluyum ben diyor ya. Evet mutluyum bak. Oğlum. Ben her zaman dedim Zahide Hanım. Dün ağlıyordu. Çocuklarımın mutluluğu benim mutluluğum dedim. Abi mi sustu? Peki Burcu, bu adamı sevmediğini söylüyorsun, istemediğini söylüyorsun. Ama tabii benim bildiklerimi izleyicilerim de bilsin. Sen bu adamı kaç kere aradın buradayken? Bir defa. Bir defa. Bir de Ali'ye sorayım. Hayır, bir de gelmeden önce aradım. Hani birdi? İki. Gelmeden önce aradım. Peki o iki telefon konuşması, bir dakika Burcu. Hemen ne anlatayım. Söyledi Ali? Cuma günü yayına çıktı. Siz beni aradınız, bağlandım. Sonra beni de izliyorum işte. Bu biletimi kes, çıkıp aynı geleyim. Potansiyel, aynı şey bağırıyor. Böyle kedi gibi yırtılıyor, van kedisi gibi. Hayır, canavar o gibi zaman saldırıyor. Bir dakika Burcu, bir anlatsın. Ya sus işte, sus. Bende ses kaydı var zaten, merak etme. Versene o zaman. Ben niye veriyorum. Vallahi mi? Helal olsun. Peki Ali söyle Allah aşkına, iç şu suyunu hemen. Bir de reklam arası veriyor Allah'ım. Ne dedi ilk telefonda, söyle. Geldiğime pişmanım. Yaptıklarıma da pişmanım. Hatta bunu canlı ver. Hayır, geldiğime ve yaptıklarıma pişmanım demedim. Sizin ekibe yalan verdim atma. O görüntünün aynısı. Hatta sizin ekibiniz çekti o videoyu benim bana. Bütün ne söyledi sana, sen anlatma. Geldiğime pişmanım. Biletimi kes. Orada güzel, sen kendine normal bir yuva, hayat kurmuşsun. Orada yaşayalım. Eğer orada yaşayamazsak Hamza'nın girdiği o dükkanına yaşayalım. Kendimizi toparlayalım. Hamza ne olacak? He, bu ne olacak, onu düşündün mü? Yalan! Yalancı. Bu da kapıda yatar ya. Bir garipen onu açar. Ses çıktığım zaman ibaratınıza atacağım. Harbi söylediğinin doğru olduğunu teyit ediyor arkadaşlarım da. Lütfen onlar ondan sonra yayınlansın. Peki ikincisi ya da birincisi. Lütfen devam ediyor. Burcu bir dakika. Burcu dedim, ben oraya git çık. Pişmanım. Ulan pişman olsan ne olacak? 81 ile zaten rezil ettin. Ne dolandırıcılığımı bıraktın, ne sehtekarlığımı bıraktın. Peki Ali başka Allah ne dedi? Allah razı olsun, sağ ol ya. Ondan sonra ikinci araması, yine sizin ekibin arabasındayım ben. Farklı bir numara. Bir kez aradım, yalan atma.
Senin bir kere lafın... gelmeden önce bir kere de buradayken aradım. Onun dışında tamam, aramadım. İkinciyi anlatıyorum. Ve ben fenalaştığım gün aradım. Aradığımı da tüm ekibe söyledim. Lan ikinciyi ara, ikinciyi söylüyorum. Tüm işte, ekibe söyledim. Ali, hakaret etmeyin. Ali. Sus ya. Ben bunu deyince hakaret de. Onun en baştaki cümle saydı mı? Ona da söylerim. Birbirinize hakaret etmeyin. İkinci araması yaptı, arabanın içindeyim. WhatsApp'tan da ben engeli kaldır dedim. Bunun attığı mesajları sizin ekibe vereyim diye. Çünkü engellediğin zaman mesajlar gözükmüyor ya. Dün ben engelledim. Daha engelledim. Anlatıyorsun. Allah Allah. İkinciyi aradı. Ya dedi ki pişmanım yine. Yarın biletimizi alıp gidelim buradan. Sen orada güzel... Hayır. Yarın biletimizi alıp buradan beraber güzelce çıkalım dedim. Kızım ben size için, ne söylediğinizi söyleyeyim. Bir dakika. De. Burcu demiş ki... Senin de benim de hatalarım oldu. Bizim evet. birbirimizden başka kimsemiz ağzınıza yok. Ağzınıza sağlık. Düzenini kurduysan eşyalarımızı alıp gidelim. Bunu söylemiş sana. Devamı benim söylediğimi niye söylemiyorsunuz? Bana ne, niye var orada? O. Onu da verin bana. Bana niye orada iftira attın? Niye dolandırıcı? Niye sahtekar? Tamam, bir sinirle yaptım. Sen söyle. Bir sinirle yaptım dedi. Ha. O zaman sen bir sinirle yaptıysan ben de bir sinirle yapıyorum dedim. Kapattım telefonu. Hepsi çıksın. Zayda Hanım okudunuz. Sen adama çıksın. Yeniden beraber olalım demişsin Burcu. Ben onu o gün söyledim zaten. Onu da sinirden söyledin değil mi? Fenalaştığım zaman onu da söyledim. Onu ben, da sinirden söyledin. Hayır, ben fenalaştığım zaman söyledim. Dolandırdığını kesinlikle inkar etmiyorum. Bu kabul, bu doğru, yalan değil. Burcu, burada söylediklerin eğer sen tamamsan ben tamamım. Hadi toparlanalım gidelim diyorsun adama. Ben burada söyledim Zayda Hanım. Bakın fenalaştığım gün diyorum ya size. Tamam ben Burcu aradım. Söylediğini anladım. Evet. Ama sen burada bu adamdan nefret ediyorsun, hiç istemiyorsun, suratına bile bakmıyorsun ya. Evet. Niye madem adama hadi toparlan da gidelim beni al buralardan götür şu diyorsun. An... Sence niye böyle söylüyor? O zaman bile gerçekten seni seviyor olabilir mi hala? Seviyor mu? Ya bundaki sevgi dışarıda kedinin daha faydalı bana. Lütfen ama. Şimdi de diyor ki istemiyorum diyor. Niye istemiyor? Çünkü eski kocası geri geliyor. O daha faydalı. O zaman o yoktu. Kocam bana geri gelmiyor Zayda Hanım. Bunu yazdığında, bunu yazdığında bu yoktu ayrıca da evet. Peki her fenalaştığında niye beni arıyor? Niye onu söylüyor? Sence neden? Her fenalaştığımda mı aradım? Yalan atma. Bakalım o zaman niye ben engelledim seni? Zayda Hanım WhatsApp'ta bir kişi bir kişiyi engellediği zaman o mesaj... Allah'ım şu sosyal medya var ya aynen şunu böyle çek birazcık. Özür dilerim. Estağfurullah. WhatsApp'ı herkes kullanıyor arkadaşlar. Engellediğiniz zaman mesajlar Burcu, engellemeyi gözükmüyor falan, mu? Boş ver. Gözüküyor. Sen adama... Dün ben engelledim. Anlaması kız. Diyor ki sen bu dün... adamı diyor burada bu kadar rezil ettin, hakaret ettin diyor. Bak şu beynini solgulağı da kapat çıkmasın cümle oradan. Diyor, adam diyor ki sana sen ben... bunu diyor burada bu kadar rezil evet, ettin. Evet diyorum zaten çocuğum ettin. İçin ben tekrar barışmak istemiştim. Ama şu anda artık istemiyorum diyorum. Ben dün bile dedim. Eğer ki her hafta, her gün dedim Burcu. Alkol içmese yine barışırım. Ama artık... Artık istemiyorum. Bugün kararım kesin. Lan. Kararım kesin olmasaydı WhatsApp'ta seni ben bu defa engellemezdim. Lan boya küpü sana bu. Yine yazar arardım. Şey anayın porselen dahımı mı? Gır yapıştır. Neyi bu boya? Bir gün şöyle bir gün böyle. Neyin peşindesin sen daha ya? Ben neyi şu anda bu? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Bana karşı olan İki gün Deniz... Burcu öde ondan sonra bitsin gitsin size? Artık. Normalde çünkü de böyle miydiniz siz? Bir dakika Burcu. Tabii ki. Bir dakika. Ben normalde çok, de evet. Burcu çok bir dur ama bak bir dur sen evde de böyleysen zaten Hamza konuşmuyor hayır. Tamam ama bu adam konuşmak istiyor. Ben ağzıma ki, hakaret bile almam. Nasıl bir günah işlerim diyor ya. Dün sen bu adamı nasıl iltiyorsun ya? Ben acıdım adama ilttiğine ya. Çekil şuradan. Ne zaman ha buradan giderken? Evet. Ben bu adam yerinde olaydım tokadım. İtmedim ay çünkü sen de Ali, buradan dedim. Öyle Zayda bir şey yok Hanım. Sen de var ya bir böyle efendi gibi duruyor gibi oluyor. Ya ondan duruyorum sonra da görmüyor musunuz Zayda Hanım daha şeyler. Görmüyor musunuz? Artık bizim olay komediye döndü. Filme döndü yani. Ha reklam bir neye modu. Döndü Hamza? Filme döndü. Filme döndü zaten filmmiş. Ablacığım bak şimdi bir tane köpek aldılar getirdiler. Ne İyice. Aldılar? Köpek. Ha. Bir gözü mavi hayvan. Ha. Beş gündür bak ben buradayım. Hayvana yemini koydurdular bizim arkadaşlarınız. Ha. Hayvan susuz kalmış. Bak ben buradayım. Sen niye söylemiyorsun gider ona bakardık biz. Ondan sonra ben arkadaşım var benim ha. Komşum o ilgilenmemiş. Bir arkadaşım vardı onu aradım. Dün gitmiş hayvana Günay suyu vermiş. Dedim yemin var mı? Hamza dedi hayvan susuz kalmış. Ölür dedi. Allah ben dedim olsun. Ki ben
Dün çağırdığım bu akşam çıkacağım. Ağladı işte. Oy, peki arkadaşım, tamam. Kapının bunu bana söyleyin, değiştir. Baktırırız köpeği. Onu yapma göndeririz buradan, her şeyi yaptırırız. Ama Hamza, bu aranın arasında bunu nasıl soktun? Bu ne ya hocam, ben şimdi uyuyamadım bak. Dün ben hiç uyumadım bak. Duyuyor musun? Dün akşam ben hiç uyumadım bak. Tamam, biz ona baktırırız. Hayır, ben hiç uyumadım. Şimdi bir dakika. Uyku telefonda tutmadı. Telefonda bir ihbarcımız var. Arkadaşlarımız böyle ihbarcı dediğim zaman onlar zaten bütün ayrıntıları öğreniyorlar. Bu anlık geliştiği için. Peki, hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, iyi günler Zahide Hanım. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ali'yi tanıyor musunuz? Burcu'yu ya da Hamza'yı tanıyor musunuz? Ben Burcu Hanım'ı tanımıyorum. Hamza Bey'i hiç tanımıyorum. Burcu Hanım'ı da canlı yayında sadece sizin programınızda gördüm. Şu anda sesleri alın ve sadece beni dinleyin. Benim de şu anda konuşacak fazla vaktim yok. Yarım saattir de bekliyorum. Şu anda daş çatlasın. 10 dakika konuşabilirim. Peki Ali'yi tanıyorsunuz o zaman. Ne söylemek evet, istiyorsunuz? Evet, Ali Bey'i çok iyi tanıyorum. Hatta size şöyle bir şey diyeyim. Bu bir zamanlar bunlar 2,5 aylık hamileyken ailesinden birini aradı. Doğru mu? Doğru. Ne dedi telefonda? Ben acil şu kişiyle görüşmek istiyorum. Kim? Bir aradı kişi? İşte sadece dedi ki sen kimsin? Harici ben böyle böyle Burcu Yıldız dedi telefonda. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Onu söyleyin bana. Bak sonradan bu bizi durmadan aradı. Şimdi ses kayıtlarını da attım size, görüntülerini de attım. Sabahtan beri paramı yedi, dolandırdı falan filan diyor 3 gündür. Doğru muyum? Evet. Ali için Burcu bunları söylüyor. Evet. Evet. Sonra ben çocuğu, bilmem çocuğu şöyle, çocuğu böyle diye attı. Ben asıl kayıtları da size attım. Bu ailesine şunları söyledi efendim. Ben sadece size anlatıyorum. Buyurun. Ailesine benim kürtaj paramı babam gönderdi. Ben bu çocuktan kurtulmak istiyorum. Bu çocuğu istemiyorum. Bu çocuğu sizler de sahip çıkmazsanız ben çöpe atacağım. Ses kaydı da bu Burcu Han'ın dedikten sonra ses kaydı alınmaya başlamıştır. Aldıracaktım. Ali'nin dayağıyla aldırmadım. Hayır, bu birincisi. İkincisi, çöpe atacağım demedim. Abisisin ya da akrabasısın. Benim elimde de kontlarım var. Burada ya ben Ali'yi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Burada olay açıklığa kavuşmasa bile Burcu, bir dakika, tamamlasın. Peki siz bu konuşmanın olduğu kayıtları bize gönderin, biz de gerekirse yüzleştiririz. Evet. Peki ne oldu o çocuğa? Hepsini yani gönderdim. Bu şimdi hamile olduğu 8 aylık olan çocuk mu, bir önceki düştü dediği çocuk? Manisa'da dayağı yüzünden düşürdüğüm çocuk hakkında. Şimdi 8 aylık kız hakkında. Evet 8 aylık kız hakkında tarihleri, bana yazılanları, buna yazılanların hepsinin tarihleri, mesajları ve ekran görüntüleri mevcut. Ekibinize attım dün gece. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben adınızı ve kim olduğunuzu söylemedim ama şimdi bu kadar yakından bu konuşmaları takip ettiğiniz için sorsam söyler misiniz? Siz kimsiniz? Hayır, ben ekibinize de söyledim. Ben söylemedim yani. İsminiz, sen biliyorsun. Orada geçmedi yani ekibiniz. Kim Ali? Size söylerdim. Özür. Akraban. Evet. Peki. Ben ilk başta çocuğu zaten istemiyordum. Çünkü bu kadar ayrıntıyı bilen birisi olması lazım gerçekliğini anlamak için. Bu çocuğu kabul etmezseniz, bu çocuğu siz istemezseniz kapınızı atarım. Kız çocuğun diye bir cümle ben geçmiş. Ben bu kelimeyi kullanmadım. Yalan atma. Sen aradın mı peki Ali'nin ailesini? Zahide Hanım. Aramaz olur mu? 7-24 gecenin 4'ü, 5'i, 3'ü, 8'i, hatta 12'si. Annesinin biraz vicdanı varsa bağlansın. Sağ sus da dinle bak ne anlatıyor. Peki bir dakika. Peki siz başka ne duydunuz, ne biliyorsunuz? Söyleyin bana. Efendim sonra ben evlerimden bir kelime duydum. Ben Ali'yle evli değil miyim? Mecbur bu. Yani orada küfür etmiş, mecbur kabullenecek demiş bu çocuk için. Yani onun çocuğuysa kabullenecek. Yani... Titremeyi kes hele. Rahatsız mı oldun? Yo, ben de isen rahatsız oluyor. Hayır, o alkol meselesine gelelim. Gelelim. Bu hani eve bağlanmış, alkol içirmiş, dövmüş ya. Kesinlikle yalan. Şuna emin olun, ben Ali Bey'in de kaç kere alkol içildiğine şahit oldum. Kaç kere yanınızda da içti. Kesinlikle ne içip kendini dağıttı, ne de kendini bozdu. Ne de bir kimseye zararlı. Ancak ya ağlar ya da şiir, sözler, güzel sözler söyler, sonra vurur kafa yatar. Kesinlikle bu da yalandır. Peki ama siz yine de karısı kadar polisler bilir misiniz? Gelip de beni bağladı, iplerin fotoğrafını çekti. Çalı Emniyet Karakolu. Ben diyorum Zahide Hanım, burada değil de ama mahkemede her şey belli. Zaten ekipleriniz bizim, benim E-Devletim'den baktılar dava dosyalarına. Peki biri de hatta dediniz. Ali'nin ablası da hatta. Peki. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.
Ablanın adı ne? Şerife. Şerife Hanım merhaba. Peki bir düştüyse tekrar bağlayalım onu da. Peki bir bağlayalım. Şimdi bak sen ailesini arıyorsun ve onları tehdit ediyorsun. Tabii ki. Tehdit söylediğin etmedim Zahide. Yalan vurdu mu? Hayır Zahide Hanım. Yalan vurdu mu? Ya mesajlar hepsi söylesin. Var bende. Ses kayıtları da var tamam. Zahide Hanım. Maşallah her yaptığınızı bir kaydetmişsiniz ya. Hepsini. Ben delil son ya. Zamanlarda. Böyle, hayatımıza böyle bir insan olunca ne olacak? Delil son mi olacak? Son zamanlarda telefonuma ses kaydımı indirdim Zahide Hanım. Peki onu Burcu sen şimdi bu adam doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor? Sen bu aileyi arayıp da bu çocuk doğduğunda eğer buna sahip çıkmazsanız gidip böyle gece mekanlarından toplarsınız. Bu ben bir kız çocuğu dedin kullanmadım. Mi? Ne dedim peki? Çıkarsınlar ses ne kayıtlarını. Ne dedim peki? Aradım hatta babasıyla. Ayrıntıları boş ver ne dedin? Tamam. Zahide Hanım dedim ki şu anda ben Ali'nin yüzünden zaten çalışamıyorum. Borcunu ödesin adam akıllı boşanalım dedim. Buraya çıkmadan önce bile Ali dayısıyla görüştüm. Hatta ben o ses kaydını size atmıştım. Ölümle tehdit edildim. Sadece şu kelimeyi kullandım. Öz ablası ben dedim ki benim tek sıkıntım Mart'a kadardır. Gerekirse ben Mart'a kadar yurda da bırakırım çocuğumu. Peki Burcu konuşacağız konuşacağız alırım. Ama bak bu gelen ihbarlar da bazı ayrıntıları ortaya çıkartmaya devam Zahide ediyor. Zahide Hanım şu ana bir dakika, kadar Burcu, ailesi arkasında değildi. Burcu bir dakika arıyorlar işte bak arkasında değil beni diyorsun ama. Beni tanıyan herkes bir dakika, onun Burcu, şiddeti yüzünden bir dur, konuşmuyor. Bir dur. Peki telefonda kim var biliyor musunuz? Kim? Hamza bakalım tanıyacak mısın? Hoş geldiniz merhabalar. İbrahim Bey. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Kim İbrahim Bey Hamza? Merhaba Zahide Hanım. Merhabalar İbrahim Bey. Hamza Bey'in dayısısınız doğru mu? Doğrudur efendim. Peki. Hamza Bey burada. Hamza tanımadın mı dayını? Dayım oluyor annemin kardeşi. Hah tamam. Peki İbrahim Bey Hamza'nın bu yaşadığı ilişkiden haberdar mısınız? Yaklaşık 5 senedir Burcu Hanım Hamza'nın hayatında ve Hamza Burcu'ya her durumda kucak açmış çocuğuna ve kendisine. Şu anda da Ali Bey'le ayrılmak üzere ve yine Hamza'nın olduğu yerde yine Hamza aileye kucak açmış durumda. Siz ne biliyorsunuz buyurun. Efendim ben bundan 2-3 sene evveli Hamza Kocaaki araziyi sattı. Kocaaki araziyi Hamza sattı. Evet ev alacaktık. Bir dakika almadı, Burcu bir dakika. Borçlarını ödedi. Burcu bir dakika. Bir adam konuşsun. Bir Hamza da burada o konuşsun. Evet. Vallahi sattı. O Burcu denilen hanım gecenin şahit birinde beni aradı. 2-3 sene evveli. 3 sene evveli Hamza'nın hanımıyım diye beni aradı. Hataylı mı bu Burcu Hanım Hataylı? Evet. Ne Hataylı mı ya? Peki Burcu Hanım mıydı sizi arayan peki Hamza'nın hanımıyım ben diye? Burcu Hanım Hamza'nın hanımıyım diye 2-3 sene evvel gece saat 1'de beni aradı parayı vermiyorsunuz diye. Bunun borcu vardı. Kardeşi borcunu ödedi geri kalan parayı Hamza'ya verdi. Borçlarına gitti. Hamza tuttu bununla o parayı yedi. Hamza kendi çocuğuna bakmadı. Nasıl Burcu'nun çocuğuna bakmış? Vallahi çocuğuma şu şekilde baktı bakın. Burcu bir dakika bir Hamza konuşsun ya. Hamza bir şey söylesene. Dayıcığım güzel iyi konuşuyorsun da ben o zaman ayrıldığımda Sayın ben devlete verdim çocuğuma bakmadım. Ben de duydum. Sana da söyleteceğim olsun. Dur. Tamam devlete evet, verdim. Hamza. Ama fakat efendim. Yurda verdim tamam yurtta yurda verdim ben. O zaman maddi durumum zayıfladı. Peki sen niye sahip çıkmadın bana dayı? Çıkmadık mı sahip? Çıkmadım. Abim de aynı, sen de aynısınız. Bana yan çizdiniz, yan. Yan çizme. Doğruyu konuş dayı. Hamza. Köy yerine arazi yaptınız, beni köye koymadınız, koydurtturmadınız ya. Yalan ne yüzde konuşuyorsun dayı sen, ne yüzde? Utanmıyor yalan musun? Söyleme. Bana doğru yalan konuş, doğru. Yalan söyleme, terbiyesizlik yapma. Ben seni sildim dayı, sildim. Hamza. Görüşmek istemiyorum seni. Bir dakika, bir dakika beni dinle. Görüşmek istemiyorum dayı, kapat. İşine gelmedi. Sesini duymuyorum ben. Hadi kapat. İşim olmaz sana. Dur. Terbiyesiz. Terbiyesiz siz yapıyorsunuz bana yaptınız. Dolandırdım ben. Köye geldim. Demedin mi ben sana? Bana demedin ki oğlum. Aa şurada hiç yat demedin. Ne zaman? Ben yalan söylemiyorum. Yalan söyleme burada. Bak. Dayı doğru söyle bana. Yalan söyleme. Sen yalan söyleme. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğru söylüyorum. Zahide Hanım varsa olayım. Doğru söylüyorsun abi sen. Bir de çıktın oraya. Heh. Şerefli şerefli konuşuyorsun değil mi? O dayı. Burcu'ya yedirdin parayı. Sana demedin dayımsın. Mi? Çoluma gece kondunun yanına bir ev yapalım oğlum. Gel buraya. Köye ev yapalım oğlum. Ben de yardımcı olayım. Denedin mi? Ne zaman yardım ediyorsun dayı? Dayı ben ev yapayım dedim.
Tamam oğlum dedin, yaparım. Geldin mi? Geldim ben köyde niye kovdun beni? Antalya'da yaşarım dedin. Geldin mi? Öyle mi? Ben niye köye geldin? Yerleştiğimde düzenim bozulduğunda amcamın evinde ben kalırken beni tehdit ettin. Ben ne dedim sana? Dayı ben seni öldürürüm. Cezaevine girerim. Peki mi? Hamza dedim, bir şey söyleyeceğim. Ben köyden kaçtım doğru mu? Antalya'ya gittim. Sen orada araziyi satıp Burcu ile yedin mi yemedin? Yemedim ablam, borcuma ödedim. Ne borcun vardı? Benim kredi borçlarım vardı, onu kredi kapattım. Kredi borcun niye oldu? Efendim? Kredi abla, borcun borçlan, niye oldu? Bak, evlendiğimde borçlandıydım ben o zaman. Ta kaç sene öncenin borcu? Ödeyemedim. Burcu'ya mı denk geldi? Tek maaşım vardı. 300 lira kesiliyordu. Çalışıyordum, emek olmadım o zaman. İşaretlerde kaldım. Yani Burcu'ya gitmedi yaptım. Mi o para? Efendim? Hayır. Burcu'ya gitmedi mi o para? Yok. Borçlarımı ödettirdim de. Şuradan şuraya ermeyeyim. Dayım yalan söylüyor bir yandan. Bir yandan doğru söylüyor, bir yandan yalan. Bak dayın sana o parayla şuraya ev yapalım demiş. Aslında en güzeli köyde şöyle başını sokacak bir yer. En son hepimiz bak, köyümüze döneceğiz. Abla. Peki Hamza bak, sen acaba Burcu'dan ayrılamadığın için mi gitmedin dayın buraya gel ev yap deyince? O hayır, parayla abla, oraya bir ev yapılıyordu anladığım abla kadarıyla. Ha? Önceden gittim ben. Burcu'na ama Burcu var diyor hayatında. Bak Burcu benden parayı istedi diyor. Bak bir dakika abla ben o zaman Sayın Hanım, araya girebilir miyim? Söyle Ali. O olayı ben de duydum. Bu satıyor. Ya bundan duydum ya da bunu çevresinden duydum. Tarla arsa satıyor. Bu parayı buna vermiyor. Bu da gecenin bir vakti adam arıyor. Hatta oraya bile gitmişler diye biliyorum. Oraya bile gitmişler. Ben gittim, o gitmedi. Gitmişler diye biliyorum. Sinir yakaladı. Sonra bu sinir bunun mi? Para geliyor. Ne oluyorsa orada bir ortada bir kaynama olmuş. Bu adama depiyi tekrardan vurmuş. Kavga başlamış. Para gelmedi diye. Şimdi hatırladım arsa dava konusuna. Hatta yanlış, günahını almıyor mu ya? Bu anlattı ya da bunun çevresinden birisi anlattı. Yani arsa ne yüzünden olmuş? Hamza'nın parası gelmeyince. Tekrardan kavga başlamış Hamza ile ilgili. Doğru mu? Doğru. Bak. Hamza sen parayı Burcu'ya vereceğini mi söylemiştin? Gelen hayır parayı. Zahide Hanım benim Hamza. Sen niye bir şey söyleyeceksin? Elin şey adamını sen gece niye saat 1'de arayıp da Hamza'nın parasıyım diye. Gece 1'de aramadım. Hamza karşımda doğruyu konuştu. Hamza'ya dedim ki Hamza bana gece evlilik teklifi tamam, ettiği zaman olur, bir dakika. Olur. Senin yaşın kaç dedim, benim yaşım kaç. Benim hayır, şu ana kadar tek istediğim şey dedim ev. Size de söyledim ilk geldiğim gün. Bana doğru, ev alabilir misin dedim. Beraber ya da alalım dedi. Bu da dedi ki benim tarlam var satalım hadi alalım. Burcu bir şey söyleyeceğim. Evlenelim. Ya biz kocamızdan ev isteyemiyoruz. Sen adam zaten kocan değil bir şey değil. Üstelik de senin kocan var bir tane Ali var. Pazardan. Sen hayır, o zaman yoktu. Bir dakika sen Hamza'dan ev mi istedin? Yoktu. Peki Hamza'dan ev mi istedin? Hayır beraber ev alalım beraber evlenelim dedim. Sanki evet, şey ya birbirimize yardımcı olalım. Hani sen evlenelim dedim diyorsun. Hani bu adamla hiç alakan yoktu? İki ekmek al, aynen marketten abla, iki ekmek al der gibi ya. Şimdi ekmek al gel der gibi istiyor ya. Bile kullanmadık gidiyorum ben vardın, bu konuda ciddiyim. Eli elime değmemiş ya hayır, bu konuda yemin siz ederim ciddiyim. Siz 5 sene aynı evde Hamza'nın ya, evinde yaşadınız. Ya, ve eli eli ya şu Antalya'dan Kaza Kültür Parkı kimse Ali'den korkmasın. Bağlanın artık ya. Hatta dün biri bağlanmak istemiş. Bir şey söyleyeceğim Hamza'yla konuşuyoruz. Ali'ye niye bağlansınlar? Hamza'yı konuşuyoruz. Zayda Hanım bir şey diyebilir miyim? Hani, hayır Hamza Zayda olayını Hanım da biliyorlar. Dün ya bir, biraz da söz hakkı bana gelsin ya ama sizin ya. Sizin evinizdeki olayı son nereden bir, şey bir dakika hayır, bir söyle Ali. Hani sen diyorsun ya odalarımız ayrıydı. Evet. Bu da diyor ya parktakiler bağlansın diye. Siz yatarken parktakiler geliyor evde nöbet mi tutuyor? Tabii ayrı ayrı yatsınlar ya, diyor. Ya böyle evet, bir mantık mı var? Ya sen Begül abla bile sana her şeyi anlattı. Yeter artık. Konuşacaksan doğruları konuş. Konuşuyorum ben işte. Buradan senden, bak ben buradan senden bayandan borcumu alamazsam bile ya, mahkemede alırım. Bağırma lan. Düzgün konuş. Sus be. Sen de ben, ikiniz de düzgün konuşun. Ya Değerli çok üzülüyorum. Bak herkes burada erkek. İki, beş iki milyar yedi demekli maaş alıyordum. Beş senedir. Beş sene bir bayanla ben aynı evde kalacağım. Aynı banyoda duş alacağım. Aynı televizyonu izleyeceğim. Aynı kapıdan girip çıkacağım. Ayrı ayrı yatacağız. Siz o 5 sene içinde benim sigorta girişlerim ve maaş hesapları. Sigorta maaş ne alakası var Burcu? Yeter be! Ben... Lanet olsun seni tanıdığım güne. Sen yatağa yatarken sigorta mı geliyor inceliyor? Sigortası var bunun. Okulda, otelde çalışmıyor muydun? Senle bir hamileyken çalışıyordum. Yeter ya! Lan o otel bu adamla aynı evde yaşarken. Kontrole mi geliyorlar? Sigortayın ne senle alakası var bu adamda? Senle beraber otelde çalıştığım zaman yaşadığımda Zayda Hanım herhalde bunlar kaçta evden girip kaçta geliyordu? Bir dakika dinle. Herhalde bunlar odalarını sigortalaştırdılar. Kimse girmesin diye.
Sigorta memurları geliyor, kontrol ediyor, ondan sonra Burcu, yatıyor. Burcu, ben senin çalıştığını biliyorum. Tamam, dekontarı da var. Servise saat 5'te binerdim. Zorlamayın, gece seni alaşım bayılırım Allah'a. Gece nerede yatıyordun? Oteldeydim, çalışıyordum. Çift var. Senin çocuğun bu adamın yanında. Çift var diye atıyordum ya. Ne, hiç mi eve gelmiyordun? Gece bir de geliyordum. Ben 4 sene böyle çalıştım oğlum için. Bir dakika, bir Hamza'yı duyayım, bir dakika. Bir durun Hamza. Ablacığım. Ya sen de doğruyum. 2 milyar 700 alıyordum. Emekli maaşı 2 milyar 700 bak dinle beni. Sen aynı evde kalmıyor muydunuz Hamza? Hayır bak. Bak şimdi 5 sene şeyde, Deniz Mahallesi'nde 3. katta oturuyordum. O zaman kaza yaptım. Motorum vardı. Omzu kırıldı. Omzum kırıldı. Ben 2 sene yattım. Tamam. Bunun arkadaşıyla ben arkadaşı ev temizlemeye geldi. Bunun mumasını verdi. Bir de arkadaşı mı var? Kız mı o? Kadın mı? Bayan. Sen evde miydin o sırada? Ben evi temizlettim değil mi abla? Omzum kırık. Yani ben daha o zaman tanımıyorum ya, ki, tanımışmamı da anlatıyor. Tanımıyorum dediğin bak, adamı. Ha o zaman Burcu yok mu da? Hayatımızı tanımıyoruz. Olay değişti ama olay farklı yere gitti bak. Evet ama ben size başka bir şey soruyorum, başka bir şey anlatıyorum. 2700 alırken, bunlar diyor pencere daha bu, iyi. Fethiye'deydin. Karar masasını da kurun madem öyle. Şimdiden Fethiye'de, kurun. Fethiye'de bunun borcu vardı, bir kaldığı yere ödedim. Yanımda bu gitti otellerde çalıştı. Çağatay'a ben baktım. Benim dedi ki, Hamza bir kadın var senin evinde. Oğluna bakıyorsun. E kadın tamam bakıyordum. Gece gündüz çalışsa elinde sonunda o eve gelecek. Sen hangi adam böyle hani kendi kendine bak platonik aşk diye de bir şey var. Ama bir aşk var ortada yani. Sen zaten söylüyorsun bu kadını sevdiğini. Ya bir de sordum bana. Hala seviyorsun var. Zahide Hanım. Bir dakika onu merak ediyorum. Bir dakika. Sen hala Burcu'yu bir dakika. Bağlamak isteyen bir kişi vardı. Niye bağlamadınız? Bağlarız onu da. Sen hala Hamza seviyor musun Burcu'yu? Başka dedim ki buna. Sen bırak oraları şimdi. Zahide abla ben bitireyim lafımı ondan sonra sen bana cevap ver. Ama çok başa gittin Hamza. Hayır. Dedim ki Burcu sevdiğin biri var mı dedim ona. Üç sefer sordum o zaman. Güzel yok, sordun dedi. Yani. Evet, sevdiğin biri var mı? Evet. Ne dedi? Sordum. 4-5 sefer sordum hatta. Ne dedi? Aydan aya geçti. 4 ay. Tamam dedim. En son dedi ki ben bir iş yer açacağım Hamza dedi. Biriyle ortak. İzin veriyor mu? Ben dedim tamam Burcu. Senden izin aldı yani. Benden sen izin istedi. Sen kimsin senden izin aldı? İzin almadım. Bak, beraber ortaklaşa açacağım ortaklaşa dedim. Ortaklaşa dedi açacağım. Çünkü orada ama senin evinde kalıyor orada. Ben orada zaman, değilim. Hayır orada Kemal değildim. Kemal Terim'in bir yerde çalışıyorlar. Ben öyle biliyorum bak. Ya bu Yozgat'taydık. Bir dakika. Bizim o zaman nasıl değişiyor bak, ya sahibi? Aynen yani. O zaman Hamza sonuçta ona dedim, para verdiğini biliyor işte. Güveniyor mu dedim? Bak, arsayı şimdiye kadar satmamışsın. Burcu ile beraberken satmışsın. Hah. Burcu'ya da bu parayı vereceğim dedin mi? Sen Burcu'ya bunu anlattın. Benim bir arsam var. Para var ortada. Doğru söylüyorum. Zaten doğruyu söylüyor. Ama bak o arsada biz bugün telefonla seni arayıp şu iş yerine ortak olacağım demedim mi? Dedin. Aha ben o dedim da bununla ki, beraberdi. Tamam dedim, güveniyorum sana dedim. Kendi sen şeyi kendin yap dedim o kadar. Burcu ile bir iş yeri açacaktın öyle mi? Benim bu paramdı iş yeri onun değildi. Yani senin benim, gelen paran ne oldu? Arsa. Benim şimdi borçlarımı ödedim. Bana diyor mu işte belediye emekli maaşımla ben 2700 alıyordum. Ev alacakmışsınız. Bir de çalışıyordum. Burcu senden ev o istedi mi? O birlikte biriktirip alacaktım. Kalmadı parası kalmadı. Hamza. Burcu senden ev istedi mi? Efendim? Burcu senden... Vallahi keşke onunla evlenseydim kız, bir dur, bir dur. Alın Burcu'nun sesini. Tanımasaydım. Alın. Hamza senden Burcu ev istedi mi? İstedi. Alalım alabildin dedim. Mi? Ben alalım beraber alalım dedim. Tamam dedi. Biriktirelim. Tamam alabildiniz dedi. Mi? Efendim? Burcu'ya ev alsaydın şu anda Ali burada oturuyor olur mu? Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Ha? Bilemiyorum şu anda. Burcu'ya sen ev alabilseydin... Şu an Ali'yi görür, duyar, bilir miydik biz? Hayır, duyamazdım. Tanımazdım. Ha? Gece gündüz de çalışmama gerek kalmazdı. Hamza'yla evlenirdim. Çünkü ama Hamza da evi evet, alamayınca benim Zahir tek hayalim Hamza çünkü evi sadece çocuğuma ev vurdu, almaktı. Tepiyi vurdu. Tepiye vurmadım. Çalıştım. O yine oğluma baktı. Ya bir git ya oradan. Helal olsun bir git ya. Cede abla. Git oradan. Cede abla. Senin telefonu ben varsa bir şeyler attım. Baksana bir ona. Tamam İş bir bakacağım ama önce belge. İkinizi şöyle bir karşı karşıya alayım. Ben çekişmeli istiyorum. Ben zaten çekişmelisiniz. Halat birinle çekek birbirimizi. Bir oturun. Bir oturun gözünüzü seveyim. Mahkemede ben oturun. Her şeyi zaten alırım. Sizden bir şey rica edeceğim. Dekontlarım var. Kız bir dur bir dur. Onlar vesikalık yaptır evin duvarını as böyle. Hatıra. Senden boşandığım zaman ve paramı aldığım zaman DNA testi çıktığı zaman da hepsini yapacağım. Fotoğrafını da çeker atarım. Şiki şiki baba. Hadi buradan konteynere sonra da git. Evim dayalı döşeli 1+1 kafanı yorma. Tabii. Sen de köpek kulübüne.
Tabii tabii. Söyle söylemeyin. Başımdaki koca sağ olsun, ben önüne milyarlar döktüm. Karnımdaki çocuğuyla başımdaki beraber. Başımdaki avrat sağ olsun. Tabii canım, belli. Sesini alamıyor muyuz bunun yine ya? Öyle bir sistem yok muydu? Belli. Tabii ki hayır da. Şimdi size... Ediyle bir de olduk size, ya. Gerçekten öyle ya. Size bir haberim var ama ya şimdi söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ya. Söyleyeyim. Herkes merak ediyor. Bak şu an son gün, cuma günü, mübarek gün. Sevap kazanır. Vallahi mübarek gün zaten, mübarek de bir şey de gerçekten. Günah işliyor, sevap kazandırın bari. Hayır yani gerçekten söylesem sizde bazı şeyleri değiştirebilirim diye söylesem söyleyin. Mi söylemesem Allah mi bilemedim. Allah aşkına söyleyin, yemin ederim. No, lütfen. Bugün cuma, mübarek gün. O kişiyi cumanın gelişi perşembeden belli oluyor. Son isteğim bu. Hayır, bu sizin fikrinizi değiştirebilecek bir şey de ondan. Söyleyin bir de bakalım, belki. Belki değişir mi? Tabii ya, bir de denemek lazım. Allah'ın hakkı. Şimdi sizi böyle izleyen birisi beni aradı. Evet. Biz bir görüşme yaptık kendisiyle. Evet. Arayan kişi bir iş adamı. Ne güzel. Ne oldu Burcu? Titreyip duruyor da. Sinirden o, merak etmiş. Masaya... Evet biliyorum, ya da evet, alkol krizinden. Var. Şimdi yardımcı olmak isteyen bir iş adamı var. Ve eğer evliliklerini kurtarmaları için... İstemiyorum. Eğer destek gerekirse ben bütün borçlarını öderim diyor. Tamam, ödesin. İstemiyorum. Lan. Kurtul benden, git git. Ben abi borçlarımı da öderse artık seni istemiyorum. Abi diyor, borçlarımı öderse ben bunu istemiyorum. Ben artık seni istemiyorum. Zorlamayın. Ben burada çok haykırdım. Ben burada çok haykırdım. Tamam işte abi diyor, borçlarımı ödersin. Zeydanım ne yapayım? Ya ben bir çocuk daha Hamza ne yapabilirim? Ben ayakta dururum. Tamam tamam. Ne yapıyorsun? Tamam sen Ali. Sen otur. Ali otur. Otur. Tamam tamam. Git. Hamza ne yapıyorsun? Niye çağırdın otur diye? Hayır sen niye kalkar gibi oldun da ne Ablacığım, oldu? Ben şimdi, dedim Burcu fenalaşacak. Şey arkadaş, Hamza tutacak mı acaba bizim, diye. Yok. Arkadaş, suyu bırakabilirsin Hamza. İçeceğim ya. Tamam iç o zaman. İç. Şahit mi bu da? Bu da şahitlik yapacak. Yemin ediyorum ağlasam mı, gülsem mi? Peçete ağlamayın. Sen ona peçete bir bardak su ver. Ya niye ağlamayayım? Niye ağlamayayım? Hamza. Sen ne yapıyorsun burada? Ben kalkayım ya. Tamam. Arkadaşlar otur diye ben oturdum. Ne bileyim. Söyle buraya. İmam nikah kıymayacak. Resmi nikah da bitti. Yok artık oturuyor oraya. Ah Hamza, sen zamanında buraya oturacaktın ki. Bu görecektin işler... o zaman. Buraya sen niye arkanı döndün? Dön. Normal dön. Evden kaçıp durmasaydı buralara kadar. Sen oturacaksın. Kararı sen vereceksin şimdi benim. Niye öyle bir hata yapıyorsun? Benim herhalde gitti. Benim herhalde gitti boşuna. Ben ne kendi halime yanıyorum Gali. İkiniz baş başa kaldınız. Senin neyin gitti boşuna? Arazi gitti, ne yapacağım? Arazi gitti. Hani Burcu'ya yedirmediğin araziyi? Zaten bana yedirmedi, borcuna yedirdin Zayda. Kız sen şimdi ağlıyordun, bir ara hemen çığırmaya başladın. O zaman niye ağlamadın? Madem adamı buluyordun da bana niye söylemedin? Sevdiğim var, beni bırak gitseydin. Ya ben seni ilk tanıdığım zaman o var mıydı hayatımda? O zaman danışacaktın. Son bir yıl çıktı hayatımda. Tanışacağını nereden bilsin adamla? Ama Hamza'nın ya işi şuna döndü. Ya yeter artık ya. Ama bir arayış varsa bir kadında bulur yani eninde sonunda. Hamza'nın işi şuna döndü. Ya bir avrat var. Hani bir laf var ya. Tallan eve yakını, avradın yere yakını iyi olur diye. Ya tallayı sattın, yakın olsun dedi. Artık ya dayanamıyorum. Talla da gitti, para da gitti. Aynen. Yani bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle bir masa kurmamıştım. Biri gülüyor, biri ağlıyor, biri ne yapacağını bilemiyor. İç bari suyu. İç bari suyu Hamza, yapacak bir şey yok ya. Daha su haliye gitti, iç bari o bitsin, o günaha girmesin ya. Tamam, bugün mübarek gün, cuma. Bunlara hayırlı bir şey de söyledim, onu anlamadılar ha. Ben anladım. Ben yok, bence siz tam anlamadınız yani. Hayır, anlatayım ben size. Zengin tamam, bir... pazartesi anlat. Ali yok, ben gidiyorum sonra... bugün son. Tamam. Şimdi durumlar çok vahim ama hemen benim canım arkadaşım.
Şimdi bugün yeni sezona başladı sevgili Müge. Ona da buradan çok güzel bir sezon diliyorum. O da diyor ki çok güzel görünüyorsun. Şahane sezonlarımız olsun. Teşekkür ediyorum. Demek ki bizi izliyormuş. Çok çok seviyorum seni. İnşallah sen doğru yolda güzel işler yapmaya devam ederken biz de inşallah çok kişinin tekrar duasını almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Müge'm. İyi yayınlar diliyorum. Sana da bana da hepimize inşallah hatasız kazasız bir sezon olsun inşallah. Hoş geldiniz Burcu, Hamza, Ali. Hoş bulduk. Hamza, şimdi sen ben bir şey söylemeyince konuşmadığın için ne olur bugün biraz sesin çıksın olur mu? Şimdi sana Burcu bir şey söyledi bak Cuma günü. Şimdi... Dedi ki eğer Hamza bir ev alsaydı bana zamanında bize ben onunla evlenirdim. Duydun mu bunu? Duydum. Bir ev alsaydım Burcu şu anda senin karın olur muydu? Ali hiç olmaz mıydı hayatınızda? Alırdım ben ev. Ya ben sana ben diyorum git artık. Sen nasıl bana diyorsun karım olsa gene alırdım. Nasıl alacaksın bana ya? Bir dakika bağırma. Bir dinleyin bir Hamza. Ya bir şey söyleyeyim sana cevabını veriyorum. Çocuğun için bile soyadımı vereyim dedi. Tamam istemiyorum. Bu soyadımı vereyim Burcu, dedi ya. Burcu bir sakin ol. Çayışları bana. Baksa bas bas bas. Burcu. Darla kimin üstüne gitti. O para da çıkacak bugün yayında. Burcu tamam, bir sakin olur musun? Çıkacak tabii. Ben test edeyim lan senin yüzünden ya. Hamza söyle. Ablacığım bak ben bugün doktora gittim. Sen ne hissediyorsun? Ne istiyorsun söyle bana. Bak bugün ben doktora gittim. Doktor dedi ki sana streç yaramıyor. Bunalıma girme. Stresten uzak dur dedi bugün. Rapora verdi. Hatta sizin üçüncü arkadaşınız var. O da şey. Beş yıldır strestesin. Hamza sen, uyuyamıyorum, sen ne işten çıkacak sonra gidecek her yerde diyecek Burcu yüzünden ben çıktım. Burcu bak sesini alacağım bir dinleyeyim şey sonra sen söyle zaten. İkisi de konuşuyor finalde sana sözü veriyorum. Arkadaş kendi haklı çıkıyor ben suçlu oluyorum. Bu ne oluyor sen yani? Sen buraya gelirken bir de Ekip Ali'yi almaya gitmiş. Beni aradın Ali, bana diyorsun ki Ali'yi tutuklamaya gittiler. Bir dakika Burcu'nun sesini alın. Aradım Burcu sonra. Bir dur Ali, bir adam bir konuşsun. Hamza senin hayatından çıktı dedin. Dedim geldiğinde. Zaten. Ne zaman dedin? Ben Ali benim kocam dedi. Oluyor dedi. Bak ilkin bak, geldiğinde. Bak tam Ali bağlanacaklar bugün. Ali'ye dedim ki Ali dedim. Bebeğin korona olduğunda sen neredeydin dedim. Doğru mu kardeş? Kardeş mi? Daha çocuğu da olmamış korona. Bir dakika. Ben bu kelimeyi kullandık telefonda hatta küfürle yağdırdı. Ondan sonra benim işlerim bastı. Benim buramı patlattı bak. Hamza. Şuram şu anda ağrıma yapıyor. Efendim? Çağatay'la diğer çocuğu karıştırıyor şu anda. Hayır, daha doğmamış çocuğu. Ya. Hamza bir dinleyelim Hamza'yı ya. Bir konuşmak istiyor adam bugün. Bir söyle Hamza sen bana söyle. Ben, sen senin hayalin ne? Sen şimdi görüyorsun ki bu Ali ile Burcu bak buraya masada kurdun Cuma günü. Şey, ben aradan çıkıyorum. Sen evet, onlar bir şey olur bence mu? Bence de. Zahide Hanım da seni Antalya'ya ben göndermesin. Mümkün. Yani 125 liramı ödesin. Parası Ali yok bende Zahide Hanım. Onu yalan diyor. Atıyor. Ya 10 Hayır. milyarlık maaşıyla 125 milyar bana nereden veriyor? Ödüm ben vermişim. Nereden bir konuşturmuyorsun ama adamı. Bazıyor ya. Ama ben anlamıyorum ki ne diyor. Şimdi dedi ki Hamza ben ev alırdım. Hatta alacağım. Dedin hangi mi? Parasıyla? Parası dedim, olsa ve alsa Hamza'ya bakış açın değişecek mi? Şu anda hayır değişmeyecek. Peki ben evi varsa? İstemiyorum. İstemiyorum Zahide Hanım. Ben buradan çıktıktan sonra aradım defalarca. Ya kovdum. Yemin ederim kovdum. Yayında bile kovdum. Peki Aydın Burcu. Aydın Kars'ta kötü parkında senin, bile kovdum. Bir dakika senin bilmediğin Hamza'nın dayısı bağlanmıştı biliyorsun. Oradan Hamza'ya desem ki sana. Bir para gelecek ve Hamza o parayı İstanbul'dan bir ev almak için ayırdı. Ne dersin? Hiçbir şey demem. Daha iyi olur benim için. Çünkü ben iki gündür ekibinize yalvarıyorum. Lütfen lütfen diyorum Zahide Hanım'a söyleyin bana Hamza'yı sakın Antalya'ya göndermesin. Yalansa desinler yalandır. Ya Hamza nasıl isterse ben adama nasıl git git Hayır, diyebilirim. Hayır Antalya'ya lanet olsun. Sonuçta ev Hamza'nın evi değil Hanım. Mi? Orada bir park var. Benim oğlanım da bütün çocuklar, arkadaşları o parka gidiyor. Burcu parkı markı boş ver. Sen şu anda bu adamın evinde kalmıyor musun? Kirayı ben ödeyeceğimi söyledim kadına. Benim bugün set yardımı zaten... Ödedin mi? Benim bugün set yardımım bağlandı. Kadınla konuştum. Numarasını çıkarsın versin. Kadına Burcu, ben... bu adama bas bas bağırıyorsun. Adamın üstüne geliyorsun. Adamın evinde yaşıyorsun. 5 sene adama çocuğunu baktırıyorsun. En azından bir adama saygılı davran da...
O zaman hani helallik istedim ama adam bilecekse öyle gitsin. Durumlara düşmeseydim. Sana defalarca yalvardım. Dedim ki şu Çağatay'ı yanına al da 12 yaşındaki çocuğu kadın sığınma evine almıyorlar. Ben gideyim sığınma evinde doğumumu yapıp ya Ali, çıkayım. Ali'ye bağırıyorsun. Ali de yine senin çocuğunu ya yapmıyor diye bu adamlara bağırıyorsun. Hayır defalarca yalvardım. Ama onların bir sorumluluğu yok aslında. Ne diyorsun Ali? Vallahi şu an ben yine çözemedim bunlar ne yapmaya çalışıyor. Cuma günü ikisini de istemiyorum diyordu. Şimdi farklı olaya döndü. Bu diyor ki param olsa diyor Burcu'ya ben yine ev alırım diyor. Bak. Sonra en başta diyor ben Allah rızası için diyor Burcu'ya yardım ettim ya diyor. Ya sen anlamıyor musun? Sonra diyor aşık oldum diye evlenme teklif ettim diyor. Dört ay erteledim diyor. Sonra ya Allah rızası için nerede kaldı? Sevap kazanmak nerede kaldı? Sonra evini alıyorsun aşık oldum diyorsun. 5 sene boyunca aynı evde yaşıyorsun. O ayrı odada yattı ben ayrı odada yattı diyorum. Şimdi de 125 milyar param, şimdi de 125 milyar paramı versin ben gideyim diyor. Bunlar ne yapmaya Zayda çalışıyor? Hanım. Ben zaten çözemedim ki. Benim ya burada ne işim var? Zayda ben Hanım, ben normalde zaten onu bilene çözemedim. Ben Ali kadın sende ne abine nasıl burada ne ya, işin var? Ya dayalı döşeli evi vardı. Buraya çıkma sebebi niye? Sizin bu yayını yapma sebebimiz kaybı bulmak, ölüyü bulmak, diriyi bulmak. Ulan bu ölü de senden değil, diri de değil. Sen sana para verdiğini söylüyor. E şimdi de o para buna geçti. Bu da diyor ki bana para versin diyor. Bu para kimde? Böyle bir para var mı? Ya akıl yok var. Yok ortada öyle bir şey nasıl ya. Nasıl yok? Bak dekontları sunacaklar. Peki para yok, akıl bir şey var, yok, ev yok var. Ama ortada nasıl 8 aylık 8 aylık doğmamış bir kız çocuğu var. Evet. Ve sen onun babasısın. Ya benim burada ne işim var ne demek? Bir dakika. Sen kızın babasısın. Hayır siz 8 aylık babasısın diyorsunuz ya. Ha. Bu adamla siz bunu bu kadar yakalamışken sizin aklında bir soru işareti kalmaz mı? Sence senden değil mi o çocuk? Ama ya, ben evde değildim. Benden elinde veya değil demiyorum bak. Söyle, şüphem evde var. Değildim. Bak şüphem var. Bu kadar olayların üstüne siz şüphe duymaz mısınız? Peki Ali. Peki de ne yapacaksın? Daha hala da bu adamın Hamza'nın çocuğu size, olsa Hamza bırakır mı? Zahir Hanım diyor ki ne bak. Antalya'ya göndermeyin. Senin kaldığın yer bu adamın yeri zaten. DNA testi. Bu adamlara zaten şeref, gurur, haysiyet hiçbir şey yok. Bitmiş o. 55 yaşından sonra bu adam kimi kabul edecek? Bu salak. İşte ben parasını yiyorum geçinirik diyecek. Kural bu başka basiti yok. Ne alakası var? Benim sıkıntımın sadece şu anda Mart'a kadar olduğunu biliyorsun. 10 milyarlık maaşıyla mı bana 125 milyar verecek? O zaman niye adamın kapısı? Bağlansın yani? Gerçekten. O kim böyle? Kuşların nereye gitti? Nereye gitti? Zayda Hanım. Çalıştım verdim, çalıştım verdim. Abisini bağlayın. Bağladık tamam ya dayısını. Dayısını boş verin. Abisini bağlayın. Abisi ben evlendiğim zaman bile hamileydim, dayak yiyordum. Arkından abisini aradılar. Abisi buna dedi ki gel seni yatıralım. Huzur evine gitmedi. 55 yaşında adamın ne işi var huzur evinde ya? Ya sosyal anlatma. Senin karın bile seni istemedi. Ben sustum sustum artık bugün susmayacağım. Niye? Tamam. Hadi Ali'nin karşısında da söyle bak, kızıma ben senin soyadını vereceğim. Açık söyleyeyim mesela. Buna şahidim ben de var. İstemem ben hiç istemem. Parkta söyleyeyim. Ben kendime bakıyorum. Tabii 10 ya. 10 oldu bugün. 8 gündür benim yemeğim bitti ya. 10 milyar dolar neyden bahsediyorsun lan sen? Sen neyden bahsediyorsun hayırdır? Neyden bahsediyorum ya? Senin kızına soyadını vereceksin. Senden asıl kalem bir şeref var ki soyadını veriyorum lan sen ona. Hı? Sen neyden ben sana git demedim, gideydin. Allah Allah. O gün kadını acındırıyorsun kendini, ben ölüyorum, geberiyorum diye. İş bittikten sonra artistlik yapmanın ne alası artistlik var? Artistlik yapmıyorum. İnkar ediyor. Ben Ali'yle barışsam da barışmasam da sen gelme, gelme. Antalya'da bak istemiyorum. Zahide Hanım bir aile yukarımda ev tutmuş ya. Öğrendiğim zaman Ali'ye yalvardım, gidelim dedim. İki defa onunla ya gittik. Ya ikiniz de birbirinizi yırtmayın abi. Başlama ya. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuşsunuz. Ben 4 ay bekledim evi taşımanı. 4 ay bekledim. Hadi desene beklemedim. 4 aydır da... 4 aydır ben onunla ne zaman konuştum? Ha 4 ay Müslüman oldu. Telefonunda bile konumu yükledim. Beni delirtme. Senle ilk kavga ettiğimiz zamanla kiranı ödemediğin zaman bundan para aldım. Ha bu adam da şimdi... Burcu, almadım. Burcu böyle bağırırsan anlamakta zorluk çekiyor. Ha bu adam... Dediğin... Ben değil sana mi sadıktım Ali. Ali ben seni seviyorum. Niye Hamza'yla da görüşmek bir istemiyorum mu diyorsun? Bana annemle net bir şey söyle. Oğlum anan adamı eve gönderiyor. Bu adamın adam, getirdiği telefonu bu sen anne alıyorsun. Ne için dövdün bunu? He? Bu anneme ne dedi senin hakkında? Ne dedi? Ne dedi? Anlat. Sen söyle. Hadi. Ne dedin Hamza? Annemle bak. Lan bak. Hayır hayır. Beş para etmezler. Yalan konuşma.
Yalancı sahtekarlar. Bir dakika bak. Yalancı sahtekarlar. Bir dakika Ali, sakin ol. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Yalan konuşma. Bir dakika Ali. Ha. Farkında mısınız? Bir şey oldu az önce. Çok önemli bir şey oldu. Doğruyu anlatsana lan. Bir dakika Ali. Seviyorum bak. Zayda Hanım. Yalan atmıyorum. Seviyorum. Hangisini seviyorsun? Hamza'yı mı Ali'yi mi? Karşısınızdakiyi seviyorum. Ben ne yapayım bunu? Ama Burcu adam bak, Ali kalktı. Hamza'ya doğru gitti. Hamza'nın önüne 8 aylık hamilesin. Sen geçtin. Benim ekibimden önce sen geçtin. Ya bak Zayda Hanım, denize bile gitmiştik. Kavga ya bırak edecektik. Burcu denizi falan bırak. Burcu sen az önce ne yaptığını farkında mısın? Farkındayım. Sen Hamza'yı adam bir şey yapmasın diye önüne geçtin. Zahide Hanım, ben sizin ekip arkadaşlarınıza bile dedim. Hamza'yı gönderin artık dedim. Ali'nin babasıyanları var. Sen Hamza'yı mı koruyorsun? Çocuğumun babası dedim. Yine sen Hamza'yı mı koruyorsun, Ali'yi mi koruyorsun? Ya bana ne ondan? Ben para artık. Ben çocuğumu tek büyütemem. Yeni mi aklına geldi? Yarın öbür gün çocuğum doğacak. Ha şimdi namus şerefi yeni mi öğrendin? İlle ben eziyet çekmek mi lazımdı? Zaman senin elinden başka yer değmedi. Ya bırak Burcu, Allah dini... Bir dakika, bu sözü inanmıyor musun? Biraz adam da sahip çıkaydın. Dini kitabı yeni mi öğrendin sen? Bugün mü çözdün hepsini? Din varmış, kitap varmış diye bugün mü çözdün? Ne kadar seni... Namus şerefi bugün mü öğrendin? Ne kadar seni kötülesem de hep korudum. Yalan atma. Bak ne dedi, kötülesem de.